Kameradayız. Bu kamerada dostlar selamlar. Bugün Resident Evil 4 çıkıyor. Tabii ki oynayacağımızı daha önceden söyledik. Umarım ses, görüntü her şey yolundadır. Umarım drop olmaz. Gece 12'de ya sipariş versem vermesem, versem vermesem derken verdim. Yani muhtemelen kim getiriyordu, distribütörü kimdi bilmiyorum. Hala Aral'dır belki de. Muhtemelen getirmeyecek. Yani getirirse de herhalde belki de bir hafta 10 gün sonra gelecek. Hala WW2K10 2K23. Sadece bir esnaf komşuda, yani uzak karşıda bir arkadaş da var. Onun dışında kimse de yok. Distribütör ne yapıyor? Annemin telefonu burada kaldı, çok fena. Çok fena. Ah be. Anne telefonu unuttu var heyecandan. Ay ay. Evet, her şey yolunda mı? Şu an yayın başladık mı? Bana yayın başladıysa bir yayın başladı derseniz mükemmel olur. Çünkü şu an yayın akışında ben hiçbir şey göremiyorum. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Bir refresh yapacağım. Refresh yaptım. Sayfa tazelensin. Bakalım. Ha, tabii ki başlamış bebeğim. Mükemmel. Ya çok güzel. Selamlar hemen yapmış. Bebeğim dostlar, böyle çok selam görünce daha da mutlu oluyorum. Harika bir şey. Hemen ilk gelenlere selam vereceğim. Ben ön giriş yaptım bu arada ama annenin telefonu burada kalmış. Çok kötü. Anne seyredemeyecek video demek ki. Üzücü. Yapacak da bir şey yok. Hemen Don ismi zaten burada. Ilgaz burada. Verici Şok'la zaten selamlaştık WhatsApp'tan. Baktım ona. Ilgaz, Ömer, Can, Öğrenci, Berkay, Hüseyin, Arlı, Berkay, İhsan'a, İsviçre'den Koray. Cihan burada. Medet, İsviçre'den Koray. Koray, Mat. Bir dakika. Şey var mı? Görüntümüz, sesimiz her şey okey değil mi? Kano burada. Başka hemen kimler varmış burada? Aranızda konuşun. Ha, siz aranızda konuşuyorsunuz. Ben onları görmüyorum çünkü galiba. Hay Allah. Neyse, kısmet, yapacak bir şey yok. Can, Aziz, Cihat, Emrah burada. Berkay, Görkent'te, Eyhem burada. Hakan, Öğrenci, Mar Hüseyin, Arı tabii ki. Sarkozy bebeğim burada. İsviçre'den Koray, Muhammed, Kano. Bazı isimleri böyle ekran atlayınca geçiyor. Kusura bakmayın. Magna burada. Onur Akkay burada. Barış, Slasher, Eray, Bülent, Benjamin, Linus burada. İlhan, İsa, Görkenli, Naci burada. Dark burada ve diğer tüm dostlar hoş geldiniz, yaparız. Yani listeyi sonuna kadar gideyim diyorum ama hani böyle pat diye atınca eyvah diyorum, karışıyor, kusura bakmayın. Bugün dükkan dağınık, aslında toplu halde çünkü çok dağınıktı. Ama şuraları boşalttım bak. Şuralar bayağı bir boşaldı. Baya boşaldı. Daha da boşalacak. Çok güzel. Burada bir sürü şey vardı. Onları açtım. Dolabı tıkıştırdım böyle. Şuraya montör koydum. Bununla ilgili planlamasına... Bu arada şu an şey yapacağız. Şu battaniye çirkin duruyor biliyorum ama az önce getirdim. Üzerinde kedi uyuyordu. Onu dışarıda çırpacaktım. Dedim ki sonra çırparım. Ya biz yayına başlayayım falan derken öyle kaldı. Bunu sırtıma koyacağım. Oyunu burada oynayacağız. Yani Resident Evil'un çıkmasına da bu arada bakayım ne kadar var. 2'ye mi basıyorduk? 48 dakika var. Ön sipariş verdim. 699 lira. Hemen download ettim. 58 mi 53 GB öyle bir şey. Güzel. Bazı yayıncı arkadaşlar güçlü, bizden çok çok daha ileride olan yayıncı arkadaşlar çoktan oynamaya başladılar. Çünkü onlar zaten oyun kodlarını hemen böyle ücretsiz alırlar. Biz o seviyeye gelemediğimiz için para vererek alıyoruz. Ha umarım Ramazan ilk günü, ilk gün biliyorsunuz biraz zordur. Umarım iyi geçmiştir. Valla ben rahat geçirdim. Açıkçası güzeldi. Dün bol bol su içmiştim ve sürekli su içiyorum. Su içim dostlar. Gece yatmadan önce 2 tane yumurta yedim peynirli, bir yarı, böyle küçük çeyrek ekmeğe biraz bal kaymak almıştı annem, ondan aldım, koydum, bir tane avokado yedim. Ondan sonra biraz su, başka bir şey yok ama rahat kalktım. Sahura ezan duydum, sahura kalktım, ezan sahur aynı şey zaten. Bir bardak su içtim, hop sonra tekrar attım. Akşam ya sabah 10.30-11 gibi de kalktım herhalde, tam hatırlamıyorum saati, kusura bakmayın. Güzel ama ilk gün güzel geçti yani gayret. Normalde ben ilk günlerde bayağı zorlanırdım. Bu sefer ilk gün çok güzel geçti ama şey var. Hani böyle kalkınca şey diyorsunuz ya, of, işte orucuz tabii Allah kabul etsin ama hani sızlanmayı severiz ya. Ya bugün orucuz, işte bir şey yemeyeceğiz falan. Hiç öyle yapmıyorum. Öyle yapmaya da gerek yok. Hani böyle kalktığın zaman ya bir şey mi yiyeceğiz şimdi falan dediğin zaman o çok zor oluyor zaten. Geç geçiyor. Ne yapıyorum biliyor musun? Yani hani tamam orucuz ama ya sanki kahvaltıyı çok geç yapacağız, işlerimiz varmış gibi bir psikolojiye büründüğün zaman yemeği falan hiç düşünmediğin zaman çok keyifli geçiyor. Yani rahat rahat geçiyor. Gayet güzeldi. Hatta anne geldi. Anne avcılardan geldi. İftar hazırladı. Saat 10 gibi çıktı zaten. Anne avcılarda gidip iftar hazırlıyor. Var ya efsane. Neyse anne geldi. Ya dedim daha var iftar dedim. Ne var? 10 dakika var diyor. 10 dakika. Ciddi misin dedim sen. O kadar yani. Dedim daha iftara var. Acele ediyorsun ya dedim. Çayı falan erken yaptı dedim.
Ne? 10 dakika var diyor. Ha dedim güzel. Ya 10 dakika mı? Vay, çok çok sürpriz oldu böyle. Çok enteresan. Güzel güzel. İnşallah sizinki de böyle rahat geçmiştir. Ama dediğim gibi su içiyoruz dostlar. Su gerçekten çok önemli. Bol bol. Bundan yayın bugün 2'ye kadar oynarım herhalde. Yani çok uzatmaya gerek yok. Çok uzun oynamaya gerek yok. Yarın okula gidecekler vardır. İşe gidecekler vardır. Çoğu belki arkadaş hani oyuna başlayınca çıkacak. Onu da anlayabiliyorum. Belki çoğu oyuna gelmeyecek. Onu da anlayabiliyorum. Onun için çok uzatmadan ya biz akşam 9'a kadar sabah 9'a biz gece 2'ye kadar oynarız maksimum gece 2, ondan sonra abi gece 2'de hemen çıkıp eve gidip yatmak en güzel. Gece uykusu önemli dostlar. Yani geceler ayakta durup da ayık durup da böyle bünyeyi zorlama hiç gerek yok. Zaten yarın devam ederiz. Biz 2'ye kadar oynarız. Sonra yarın yine soracağımızı yaparız. İftarda önce veya sonra söz vermiyorum. Ondan sonra biraz soru cevap yaparız. Resident Evil'ı ben bu hafta sonu bitirmeyi niyetindeyim. Yani cuma, cumartesi, pazar ama Asya da gelecek şimdi. Biz Asya'ya sinemaya geleceğiz. Yarın akşam Asya hala arabanın ruhsatını bulamadım. Çok fena. O ruhsatı bulup tekrar Asya'yı gidip almam lazım. Valla buraları temizlememin bir nedeni de düşürdüysek buraları ruhsatı bulmak. Ruhsatın içinde kimliğim var, ehliyetim var. Yani dışarıda düşürdüğümü sanmıyorum. Kötü ellere geçse umarım bir şey olmaz. Kimse de hani kapasite falan sordum danışmaya. Yok dedim, öyle bir şey yok dedim. Bilginiz olsun. Mağaza girdinseniz mağazaları sorun dedim. Ben hiç mağaza girmiyorum zaten. Neyse buralarda olması lazım. Çok enteresan. Allah Allah ya. Enteresan. Neyse. Okey. Sizin oralarda ejder meyvesi çok iyi tadı. Aranızda konuşuyorsunuz çok güzel. Aranızda sohbet etmeniz inanılmaz hoşuma gidiyor. Var ya böyle herkes birbirini tanıyor zaten. Bu mükemmel bir şey. Like atıyoruz ama. Like önemli. Like önemli dostlar. Bugün normalde yayınımız yok biliyorsunuz. Bir gün yayın, bir gün tatil, bir gün yayın, bir gün tatil. Ama Resident Evil çıktı. Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear onlar çıkarsa biz onlardan devam ederiz zaten. Suyumu içiyorum bir yandan. Doldur, bitireyim hemen tazeleyeceğim. Şunu ben doldurayım tekrar hemen. Geliyorum. Oy. Şimdi şunu yapmamız lazım önce. Bir şunu çırpayım dışarıda. Dışarı çırptıktan sonra kedi kılı falan var üzerinde. Arkama yaslayacağım. Kamera ayarını falan ayarlamamız lazım. Işığı karşıma koydum. Kamerayı buraya koydum. Kamera karşısından çeksin diye. Şuraya uzanacağım vallahi. Ayaklarımı uzatacağım. Kusura bakmayın ama siz görmeyeceksiniz. Siz şuradan göreceksiniz. Şimdi karşınızda ayakta uzatmayayım. Önce kamerayı yaşayacağım sonra uzanacağım. Yani hemen uzanmayacağım. Merak etmeyin. Kamera burada, ışığımız burada, monitörümüz zaten, televizyonumuz burada. 43 dakikamız var. Ben kamera ayarını yapayım ki bunu yayından önce yapayım diyordum ama ya yayında yapalım dedim. Daha güzel, daha keyifli. En azından yayına başlamış oluruz erkenden. Çünkü abi de yayına yetiştirmek için panik oluyorum. Şu an yayındayken zaten panikim, en azından fark etmiyor. Yani panikli bari yayında yaşayayım, hiç sorun yok. Şimdi bakalım mavi kolumu şarj ediyorum. Mavi kolda oynayacağım. Diğer kollarda bir drift sorunu vardı öyle hatırlıyorum. Mavi kol garanti olsun diye ben mavi kolu şarj ediyorum. Oyun esnasında bitmesin diye. Şuraya monitörümüzü koyacağız. Dikey monitörü şuraya koyacağım. Gerçi oynarken çok chat'e bakmam ama dikey monitörüm şurada. Onu buraya koyacağım. Işığımız burada. Kameramız burada. Kamera buradan beni alacak. Mikrofona vurdum kusura bakmayın. Oradan power çekersek monitöre. Şunun... abi en büyük sorun ne biliyor musun? Buradan HDMI'yi yayına vermek o benim için en büyük sorun. Çünkü HDMI olur da takılacak olursam makine 15K yani az değil. Ama HDMI kırıldığı zaman tamir ciddi. Yani ciddi şekilde tamir etmek gerekiyor. Onun için bunu ben daha güvenli nasıl bağlarım diye düşündüm. Sonra dedim ki şöyle biraz yukarıdan eğer şöyle alıp iple yukarıdan bir şey. İp de yok ki yukarıda ip bağlayacak yer yok. Belki şu lambaya falan bağlasam şöyle. Ya anladın demek istedim değil mi? Ben buradan geçeyim en azından kabloya falan takılmayız böyle. Onu yapayım dedim. Lambaya bağlarım olmazsa. Lambaya bağlasak bir şey olur mu? Lamba zaten sadece kabloyu taşıyacak. Çok büyük problem olacağını sanmıyorum.
Selamünaleyküm, neredesin Medit bebeğim? Selam burada. Abi hayırlı dostlar, tekrar tekrar Madi Mario canısına hoş geldin. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar. İnşallah Ramazan'ın ilk günü rahat geçmiştir. İlk günü en zordur bu arada. Ondan sonra zaten bünyemiz yavaş 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 alışıyor ama tekrar söylüyorum, bol bol su için. Su önemli. Bu arada ben yemek yediğimden olsa gerek, yani şişiyorum, konuşurken şey yapıyorum, böyle nefes nefesi kalıyorum. Bugünlük böyle ilerleyeceksiniz, artık yapacak bir şey yok. Bu, ne yaptı, kilo mu aldık? Bu mont sıkıyor herhalde. Mont sıkıyor herhalde. Tamam. Önce ben şunu... Bir dakika, önce battaniye çırpayım. Yok, battaniye zaten çırpacağız. Önce kamera ayarlamamız lazım. Oyun nasıl oynayacağımızı ayarlamamız lazım. Şimdi. Şunu şöyle takacağız. Bu bir. Göremiyorum ki. Ha, şöyle bir şey. Şunu şöyle takacağım. Tamam. Bu böyle. Şu yayın cihazına şöyle gelecek. Benim sadece şöyle bağlamam yeterli. Böylece buradan gelip geçebilirim. Kafayı da çarpmam hiçbiri. O zaman şöyle yaparız. Şuradan. İpi bir alırız. Şöyle bir iki düğüm atarız. Benim dükkan tamamı her şey böyle. Yani her şey tamamen pratik çözümle ayakta duruyor. Bütün dükkan neredeyse böyle. Her şey pratik çözüm. Her şey pratik çözüm. Yani bir zincirleme olsa domino taşı gibi her şey yıkılacak yani sanki. Bunu böyle yaptık ama benim şu yukarıdaki lambaya sabitleyeceğim. Yani şurada bir şey var ya, düğüm var. Onu görüyor musunuz bilmiyorum. Görmüyorsunuz da. Şuradan hemen. Aha, görüntü gitti. Yok, görüntü gitmemiş, pardon. Bakayım. Görüyor sayılırsınız. Şimdi yukarıyı da çok... Yok, yukarıyı gösterebilirim canım. Yukarıda bir şey yok zaten. Şöyle yukarıyı göstereyim. Yukarısı biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan bir tabure alacağız. Hani diyorum ya, tavanda oyunlar var diyorum ya. Tavanda oyunlar var. Evet, gerçekten oyunlar var. Şu lambaya yetişmem lazım. Ay. Vallahi düşersek efsane. Şu aradan geçirirsem herhalde son çıkacağını sanmam. Şöyle olsa. Şöyle yetişir. Sorun olacağım. Birazcık daha kamerayı çok çekmeyeyim diyorum. Tamam, şöyle idare eder herhalde. Şöyle. Şu kadar yeterli. Bir düğüm. Bir de küçük düğüm. Kurdele gibi. Tamam. Bence okey. Şöyle gelse. Oldu oldu. Bu okeydir bana. Bir de şuradan şöyle getirsek. Tamam. Bir numarayı çıkartıyorum. Umarım kablo daha sıfır aldım. Umarım çalışır kablo, sorunsuz. Ama sanki şuradan çekmesine şöyle bir şeylerden geçirsem daha iyi olacak. Nereden geçireyim? Şöyle şu kabloların tamamının arkasından geçirirsem kablolarına destek olur. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Yayını patlatmadan. Valla bir ezilme sesi geldi. Ezilme sesi hiç iyi bir şey değil bu arada. Ezilme sesi hiç güzel bir şey değildir. Ha, gelmiş. Tamam. Okey. Tamam. Şurası. Şu ekran. Ben onu ekrandan göstereyim size. Bir numara. Yani şu. Şurası benim oturacağım yeri gösteriyor. Zoom yapmış mıyım? Zoomlu hali mi? Yok. Zoom yapmadan sanırım bu şekilde oturabilir. Dur bakayım. Olacak mı? Şöyle. Tamam. Fena değil. Okey. Şöyle ayaklarımı uzatacağım tabii. Yalnız kafatam şurada. O zaman ne yapacağız? Birazcık. Ben tam rahat şöyle oynayacağım. Tam böyle oynayacağım. O zaman biraz şuraya kayayım. Şuraya kalması lazım. Şuraya kayacak. Şöyle. Tamam. Biraz da yukarı kalkması lazım. Hadi.
Allah'tan bilerek bunu ekrana vermiyorum. Bu ekrana versem gerçek... Ekranda değil değil mi? Tamam. Ya erkek ekrana versem var ya çok korkunç. Tam şöyle olacak. Tam böyle. Tam şu an ekrana bakarken böyle görüneceğim. Bir de zoom yaparsam hafiften... Şöyle. Tam değil mi? Kötü değil değil mi? Böyle. Nasıl görüneceğini göstereyim bunu. Şöyle... Burası kabarık mı çıkıyor sanki? Tamam. Neyse olacak o kadar. Şimdi biraz daha dik oturursam şöyle rahat oturmuyor mu? Oturun. Ya yani şöyle güzel. Tamam. Nasıl olacağını göstereyim mi şimdi? Ay aslında şöyle olacak. Şunu vereyim. Şöyle şöyle olacak aslında. Yani mantık böyle. Şöyle oldu aslında. Tamam değil mi? Yani ha biraz zoom yapılabilir ya. Hah tamam. Okey mi böyle? Sanırım okey değil mi? Tam şu an ekrana bakıyorum. Gözlerim böyle görünecek. Tamam. Bence okey bu. Oldu bu iş. Oldu oldu tamam. Bence gayet güzel oldu vallahi. Harika. Bu iş tamamdır. Ay. Selamünaleyküm Aleyküm. TCL Entertainment. Aleyküm selam. Selamlar. Hoş geldin. Abi kabloları biraz daha kaybetsek süper olacak. Ha Utku. Kabloları kaybetmek. Kaybetmek kabloları. Yani evet. Şuradaki kablolar var. Şu kablolar. Bu arada. Kamera yukarıda kalmış. Çok özür dilerim. Neyse onu da göstereyim hemen. Normalde şimdi ben televizyondan gelen sesle oynayamam. Mümkün değil. Kulaklıkla oynayacağım. Kulaklıkta ama Wi-Fi'den yani Bluetooth kulaklık kullanamıyorum PlayStation 5'te. Çünkü PlayStation 5'i öyle yapmışlar ki eğer ben yayın yaparken oynarsam size ses gitmiyor. Onun için sesi ne yapmam lazım biliyor musun? Yayından almam lazım. Yani bu televizyonda en azından hem size gelecek hem bana gelecek. Yayını alacağım. Dolayısıyla şurada bir de kulaklığım var. Biraz karışık. Kabloları yok etmem lazım diyorsun ya. Sana neden fazla bir ekstra bir kablo göstereceğim neden olduğuna dair. Okey, tamam. Şu şöyle, tamam. Şöyle bir kablomuz da var. Bak yukarıda uzatması var bunun. Yukarıda uzatması var bu arada. Bu da yukarıdan geliyor. Bu da benim oyun oynarken bol uzatma kablolu kulaklık. Bu da şöyle olacak. Bunu da takınca her şey süper olacak. Tamam. Tamam bu kadar. Olay bundan ibaret. Ben kamerayı eski haline getireyim birazcık. As, çok özür dilerim. Okey de okey tamam. Ay çok biraz daha aşağı. Tamam. Biraz daha yukarı. Tamam şöyle iyi. Okey. Tamam eski haline getirdik. Olay bundan ibaret. Setup'ımız neredeyse tamam. Şurayı biraz boşaltmam lazım. Şu fazlalıklar FIFA 18 bunlar FIFA'lar zaten. Bu şunu şuraya sıkıştır. Burada kediler klasik. Genelde bizim toplama şeklimiz budur zaten. Oradan al buraya koy. Oradan al buraya koy. Bunu da hemen bu hangi şey acaba? Ha neyse bu güzelmiş. Bunu koyalım o zaman. Çizilmesin. Temiz yani. Bayağı temizmiş bu. O zaman bunda drift yoktu. Ben evhamlık mı yaptım? Sorun yok boşver. Biz bunu çizilmesine güzelce kutumuza koyalım. Şöyle arkamıza koyalım. Tam okey. Şurada poşetler var. Bunları kaldır. Bol bol buzdolabı poşeti. Bol bol buzdolabı poşeti. Neden? Neden? Çünkü artık bütün ürünleri PSP, PS Vita, DS, işte PlayStation 2 oyunları falan tamamını şunların içine koyuyoruz. Neden? Nedenini biliyorsunuz zaten. Çoğu kişi nedenini biliyordur zaten. Evet, o nedenden dolayı. O nedenden dolayı maalesef. Artık bunlar bizim, bunlar bizim için vazgeçilmez. Su geçirmiyor çünkü. Yani her koşulda değil tabii ama çoğu koşulda su geçirmiyor. Hani delik falan yoksa veya ağzı açıkta değilse. Tamam, bunları da kenara, mutfağa koyalım bunları. Oh. Bir tane hurma atacağım ağzıma. Dostlar bir yandan sahur aslında. Sahur saat birazdan yiyor. Biraz da yiyoruz. Su baskını. Evet. Evet. Otel ve su baskını. Evet. Maalesef. Maalesef. Bu
bunu arkaya koy. Tamam. Okey, neredeyse. Işıkları kapatacağım zaten. Şunu kapatsam ne kapı? Yok, onu kapatamam. Işıkların fişini çekeceğim zaten. Tamam, şunları da biraz toplayalım. Şu kabloları da toplayalım. Kaç dakika var Resident Evil 4'de? Yarım saat var mı? Bakalım. 30 dakika varmış. Güzel. Tamam. 30 dakikaya biz setup'ımızı hazırlarız. Biraz soru cevap yaparız. Aslında tam şu an yayına başlayacaktık, değil mi? Tam 11.30 gibi düşünmüştüm ben. Aa, çok güzel. Şu an neredeyse iyi, harika. Bak, yayına erken başlamanın faydaları daha güzel oldu. Kablomuzu koy buraya. Orijinal kablosu. Eğer burayı, şurayı ve şurayı komple boşaltabilirsem efsane olacak. Bayağı rahatlayacak. Buraları rahatlayacak. Yani buranın ferah olmasını istiyorum. Şura ve şura ferah olursa ben yayını buralara yayacağım. Yani şu nasıl olacak biliyor musun? Mantık benim aklımdaki şu. Şöyle yapmak istiyorum. Hangi kamera? 4'te mi de acaba? 4'tedir muhtemelen. Şu 4'te mi? Tamam, ben şöyle yapmak istiyorum aslında. Benim yürüyüş alanım şurası, şurası, şurası ve şöyle, şöyle devamı, anladınız mı? Kenar. Kameralarda işte karşıda. Benim şu alanı yayın için kullanacağım sürekli olarak. Tek sorun, bir tane anahtarım var. O anahtardan kameraları değiştirebiliyorum. Ona da kısa kesim çözüm bulursam böylece ben hem orada, hem şurada, hem burada, içeride belki de böyle farklı açılarda yayın yapabilirim. Böylece ne olacak? İzleyenler de sıkılmayacak. Değişik şeyler göreceğiz. Ben biraz da sürekli şey yaparım. Böyle arka tarafı düzeltirim, değiştiririm. Böyle sıkıcı olmaz en azından. Tamam mı? Şimdi şu açıya geçelim. Burada başta ne yapacak var? Şunu PlayStation 2 al. PlayStation 2. Valla dolapların hepsi full. Arkaya koy. Aslında arka tehlikeli. Neden? Çünkü en güvenilir yer arkaydı. Artık arkaya da su bastığı için. Yani şu an güvenilir, dükkanda güvenilir iki yer kaldı. Sol ön ve sağ ön. Buralara hiç su basmadı. Onun dışında buraya, buraya, şuraya, içeri, mutfağa ve banyoya su baskı basmışlığı var. Ama sol ön ve sağ ön hiç su gelmedi oralara. Hiç su gelmedi. Yani şu an dükkanın en güvenilir kısımları aslında oralar. Ama ben de oralara ürün koymak istemiyorum. Yani çok doldurmak istemiyorum buraları. Anladınız mı demek istedim? Çünkü oraya koyduğum zaman işte satılıyor mu satılmıyor gibi sorular geliyor. Ben de diyorum ki koleksiyon, koleksiyon, koleksiyon. Sonra chatten birileri diyor ki ooo falan klasik. Sonra dükkan gelir diyor ki o her şey satılık değil. Nasıl dükkan falan filan klasik. Onun için biz ne yapıyoruz? O negatif düşünceleri minimuma indirmek için buraya minimum ürün. Sadece satılacak ürünler. Tecrübeli sabit artık. Yapacak bir şey yok. Bebeğim yayınlar. Mustafa selamlar bebeğim. Selam. Hoş geldin. Reis, dün dediğim PlayStation 2 1150'ye sattı mıyım? Çok güzel fiyat. Güzel güzel güzel. Maşallah. Mükemmel mükemmel. Gayet güzel fiyat. Series X ideali 10-11 liradan. Ya 10 liradan Series X çok rahat satılır. 11 ortalama. 12 12.5 13 zorlamaya başlar tabii ki ama her şey öyle değil mi zaten? Fiyatı normal fiyatından aşağı verirsen çoğu ürün satılır. Bu hep böyledir zaten ticaret. Ama hakkını istediğiniz zaman biraz yavaşlar. Bu çok doğal. Bebeğim kediler nerede? Vallahi kedilerin göstereyim mi nerede olduklarını? Kamera çevirebiliyorum. Kamera seyyar. Ya problem yok. Okey mi? Eğer ekran büyükse biraz başınız dönebilir. Onun için başınız dönmemesi için kamerayı yavaş çevireceğim. Yavaş yavaş. Çok yakın oldu. Hop, şu arkadaş geçsin. Bak kediler, gördünüz değil mi? Biri şurada sağda, biri de diğeri de orada. Hatta biraz yukarı kaldırayım ki ikisi de yeterince şımardıktan sonra, dükkanı dağıttıktan sonra, tekrar yavaş yavaş kamerayı çeviriyorum. Kameranın seyir olması çok güzel ya. Bir de bunun kumandalı olduğunu düşünsene böyle. Yani anladın mı? Vuu, vuu.
mekanizmalı olduğunu düşünsene, mükemmel olmaz mı? Çok güzel. Ya neler neler işte, imkanlar, dur bakalım yavaş yavaş. Aklımızda var ama işte yavaş 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 idare edeceğiz. Bir de günü 24 saat yayın yapamayız. Yani haftanın her günü yayın yapamıyoruz zaten. 2 günde bir yayın yapıyoruz. Ama yani eğer şey olsaydı, böyle haftanın her günü, günde 5 saat, 6 saat yayın yapacak olsaydık, öncelikle dükkandan para kazanıyor olmamamız gerekiyor. Dükkana ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Çünkü maddi olarak beslenmemiz lazım. Bu çok önemli. Demek istediğim anlamı, çünkü o kadar enerjiyi yayına verirsen dükkan odaklanamazsın. Dükkandan satış yapmayı unut. Anladın mı? Müşterileri kovalamayı falan unut. Yayın ana şeyimiz olurdu. Ana iş kolumuz olurdu. Daha oraya zamanımız çok var. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir de yayınları böyle mesai bittikten sonra açıyoruz. Daha rahatız. Demek istediğimi anladın mı? Yayını mesai içinde açmıyoruz. Çünkü benim mesaide para kazanmam lazım. Mesaiden sonra açıyoruz. Kafamız rahat oluyor. Böylece ne yapıyoruz? Hemen dükkan mesaisini değil, sonraki boş zamanımızı yayına değerlendirmiş oluruz. Çok çok daha güzel böylece bence. Bebeğim Melina'ya ne zaman... White Witch, Melina aklımda, bugün eldernik oynadım. Bir saat çevirdim böyle. Çok keyif. Eldernik... Ah. Ya bir şey fark ettim ben. Eldernik'ten sonra... Eldernik diyorum değil mi? Eldernik diyorum. O R koyuyorum sürekli. Eldernik'ten sonra çoğu oyun bana sanki biraz böyle boş gibi geliyor. Demek istediğimi anladın mı? Mesela ben God of War'ı oynadığımda böyle çok doyum hissetmedim God of War'da. Ya da ilerlemediğim için. Sadece 4 saat oynadığım için belki de asıl yerlere gelmedim. Farkındayım biliyorum ama Elden Ring biraz daha kapsamlı gibi geldi bana sanki. Enteresan bir şekilde. Şu ekrana bakalım. Kaç saat kalmış? 25 dakika var. Son şeyler. Şu battaniyeyi çırpmam lazım. Battaniyemizi çırpalım. Kulaklığımız tamam. Çorabımız, kediler. Yere düşürünce çorabı kirletmesin diye şey yapmıştım böyle, poşet attım ki yere de düşüp yere giderse şey olmasın, kedi kılı falan olmasın. Yerde bir sürü kedi kılı var çünkü. Şunu arkaya bir atacağım, unutacağım sonra. Ruhsat da öyle olmuştur muhtemelen. Şunu kaldır, şu... Bunu da at. Her şey tamam. Boş bidonu oraya sakla, nasıl olsa görünmüyor. Şunu al, kedi oyuncağı. Bunu da arkaya bir yere koy. Burası kamuflaj, arkaya dolduruyorum. şu poşet kullanırız. Yine şuraya sıkıştır. Kimse görmüyor zaten, sorun yok. Bir de şunu al. Bunu nereye koyalım? Bunu sırtıma koyarım. Bunu sırtıma koyarım. Terledim, bunu çıkartacağım. Assa. Tamam, şöyle koyarız. Batmanı dışarıda çırpmam lazım. Bir de monitörü şuraya koyup en azından... Hani chat'e oynarken bakmam normalde ama önemli bir şey olur. İşte yayın gider, yayın drop olur falan. En azından onun için tedbir yapalım. Şunu, Allah pardon. Pardon. Biz şu monitörümüzü... Ay ya. Huh. Şuradan. Vallahi dostlar, bugün bayağı nefes nefesiyim. Nedenini bilmiyorum ama bayağı nefes nefesiyim. Çok yediğimiz için mi acaba? Tamam, monitörü şuraya koyacağız. Şöyle, tam şeyimizin yanında. Nasıl görünüyor oradan? Oradan benim yüzüm görünmez ama önemli olan chat'i görmek zaten. Şöyle koyarsam... Chat'e bakmam normalde ama hani elimin altında olsun. Demek istediğim anlıyor musun? You know what I mean? Çok güzel bir kelimedir. You know what I mean? Tabii onu şey, tam kestiremiyorum. You know what I mean? Evet ama onu bir yumuşak söylüyorum. You know what I mean? You know what I mean? Onu söyleyemiyorum ben. Henüz dilim dönmüyor ama yakındır. HDMI kablosu sadece şuradan şuraya, çok kısa bir HDMI kablosu eşimi görecektir. Bu durumda uzun kabloyu almama gerek var mı? Şuradan kablo geçmesin diye ne yapacağız biliyor musunuz? Biz hali hazırdaki kabloyu... Pardon... Halihazırdaki kabloyu alacağız. Şuradan geçireceğiz. Kesin bir şeyler düşecek oradan. Hissediyorum. Oradan. Tamam. Oradan düşerse her şey... Tamam, düşmedi. Güzel. Şunu şuradan geçiririz. Şöyle aşağıya sarkıtırız. Nasıl tektik ama. Böylece lambaya birazcık da ağırlık binecek. Oradan... Düşmesin de. Çok özür dilerim.
Şöyle. Böylece şuradan geçerken takılmayacağım. Bu da okey. Güzel. Power kablosunu da şuradan, şu koltuğun şurasından attık mı gayet güzel olacak bence. Bir de power kablosu şuradan şuraya. Harika. Ayağın takılmasını da uzatırken biraz daha uzun bir power kablosu olsa sanki. Daha uzun power kablom var mı? Şimdi onu arayamam. Ne yapacağız o zaman? Şöyle. Tamam. Şöyle biraz. Tamam. Sonra ayağımı şurada uzatacağım için kabloları takılmıyor. Vay be, bir oyun oynamak için neler yapıyoruz ya, düşünsene. Ama genelde böyle yayını hazırlamak için bayağı uğraşıyorduk her zaman. Peki ne kaldı? Montöre güç vereceğiz. Diğer montörü iptal edeceğiz. Hemen şunu da yapalım. Şu montörün, şu montörden çıkart. Patlamazsa hiçbir şey, her şey yolunda gidecek inşallah. Hadi bakalım. Bunu da taktık. Tamam. Oh, şu an montöre görüntü gelmiş olması lazım. Gelmedi mi? Geldi. Süper. Şimdi monitöre ekstra bir pencere açacağız. Şuradan aldım. Şunu YouTube yazdım buraya. YouTube yazdım. Canlı yayına tıkla. Stüdyo. Çok özür dilerim. Oluştur. Canlı yayın başlat. Zaten bir tane var diyecek, beni uyaracak. Zaten bir tane yapıyorsun diyecek. Ne canlı yayın diyecek. Ben diyeceğim ki tamam. Bu pencereyi al. Şuraya. Taşı. Tamam, süper. Tam ekran, penceremiz de hazır. Mükemmel. Tamam. Gayet güzel. Şu an her şey hazır. Oh be, bitirdik. Tamam, bu kadar. Bunu yapmak istiyorum. Normalde hani ben yayını 11.30'a kurmuştum ya. Bütün bunları yapıp ondan sonra yayına başlayacaktım. 11.30'a kadar biter diyordum. 10 dakika gecikmeyle yaparmışız. Tamam. Setup'ımız bu. Chat monitörümüz, benim oyun monitörü şeyim ve ışığımız. Şu ışıkları kapatacağız şimdi. Şu ışığı kapatayım. Bu ışık kalsın. Şu ışığı kapatalım. Şu fazla ışık veriyor sanki. Şunu kapat. Tamam. O dursun. Şu ışığı da kapatabilirim. Ama yüzüm nasıl çıkacak onu da hiç bilmiyorum. Şunu birazcık çevir. Yüzümüze gelsin. Bir deneme yapalım mı? Ondan sonra zaten hazırlayacağız kendi cebimize. Pardon. Tamam. Neredeyse oldu. Peki nasıl buldun abi benim Resident Evil tasarımımı? Vere, gayet güzel, gayet güzel. Biraz daha dark olabilir mesela. Biraz daha dark olabilir ama bence gayet keyifli. Ne zaman beni görüp sorunu cevaplıyor? Ha, ne zaman beni görüp Last of Us Part 3 çıkacak deniliyor, doğru mu? Hiç duydun mu? Yani öyle bir şeyler duydum sanki. Kim söylemişti? Hüseyin Arlı söylemişti galiba bana. Dostlar, siz haberleri, yayınları, lansmanları, duyuruları bizden, benden daha çok takip ediyorsunuz. Çünkü ben genelde dükkanla uğraşırım. Yani benim sosyal medya, haberleri, dergileri, forumları takip edecek zamanım yok. Yani mümkün değil. Genelde ben chatten veya yanındaki takipteki arkadaşlardan bilgi alırım. Bana WhatsApp'tan gönderirler. Bilgileri genelde öyle toplarım. Ben normalde dükkanda para kazanmak zorundayım. Yani eğer mesela videolarımızı, yayınlarımızı haber üzerine yapsaydık. Yani fiyatlar üzerine yapsaydık veya işte oyun çıkacak, bu oyun çıkacak, oyun hakkında ne oldu, bu oyun hakkında şöyle, bu firma değişti, şöyle oldu, böyle oldu falan gibi
konularla video veya canlı yayın yapsaydım benim işim onları takip etmek olurdu ama benim işim ticaret. Ben para kazanmak için çalışırım. Dolayısıyla ben fiyatla ilgili her şeyi takip ederim çünkü işim bu, bana para kazandıran bu. Diğer bilgileri genelde sizden gelen arkadaşlar sağ olsunlar ben de paylaşıyorum. Abi şu olacakmış, şu olacakmış, şu olacakmış. Ben o şekilde öğreniyorum yani. Dolayısıyla siz o konuda daha geniş zamana sahipsiniz. Benden daha geniş zaman sahipsiniz. Ben çünkü oturup koşturuyorum genelde. Ya da baktım artık yorgunum, oturuyorum. Telefonlara bakmıyorum. Kapıyı kilitliyorum, oynuyorum. Kapıyı kilitliyorum ama müşteri çalınca açarım. Para gelecek çünkü. Peki abi, Series X'in kasasından parmak izleri gibi izler var. Neden nedir acaba? Parmak izleri gibi bir izler görmedim ben. Belki yağlı leke falan da olabilir. Sence çıkmıyor mu? Alacağın kasa mı, satacağın kasa mı? Yoksa sende sıfır aldığın kasa mı? Anladım abi, teşekkür ederim. İnşallah çıkar da yayınlarsınız. İnşallah Görkemli, inşallah. Ama ben çok oyun yayını yapma taraftarım. Sadece böyle bak mesela Resident Evil, Silent Hill falan gelirse keyifli, güzel. Ama böyle çıkacak her oyunu oynayan zaten benden çok 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 daha tecrübeli ve böyle altyapısı sağlam yayıncı arkadaşlarımız zaten var. Zaten onlar yürüyorlar, sorun yok. Abi senin zamanı yönlü priz ve HDMI atmalı. Zemine... Ha Utku. Zemini. Benim zemin. Zemin mermer bizim. Ve bir, bu mermerlere zarar vermek istiyorum. İki, istemiyorum. Artı dükkan sahibi de benim mermerleri zaten şey yapmamı istemez. Ha sen şey diyorsun. Mermerin üstüne bir kat yapılabilir. Böyle döşemeli falan bir şeyler yapılabilir diyorsun. Evet, mantıklı. 15 dakika var dostlar. 15 dakika son hazırlıklı yapalım. Suyumuzu içelim. Böyle ben yiyecek bir şeyler atacağım şuraya. Bir ekmek arası bir bal kaymak yapayım hızlıca. Şu battaniyeyi çırpmam lazım. Battaniyede kedi kılı var. Üzgünüm, onu hemen çırpacağım. 15 dakika. Bir de şunu çıkartacağım, ben terledim ya. Oh. Abi beni terledim. Şunu şuraya as. Şöyle asalım. Ay tamam. Kemerim yok, çanta şeyi bağladım kemer olarak. Hani böyle çantaların askılıkları vardır ya, ondan bağladım. Kemeri bulamadım. Pratik çözüm. Hani siz şey sanmayın, sadece burayı iple falan yok abi. Her şey pratik çözüm. Her şey pratik çözüm bende. Şu battaniye çırpayım. Suyumu ve ekmek arası bir şey hazırlayayım şuraya. Çünkü yeni diyeceğim. Ondan sonra saat 2'ye kadar oynarız. 14 dakika kaldı. Hızlı hızlı. Abi mermer soğuk tutar. Mermer soğuk. Erhan evet, mermer kışın onu yetiştiriyoruz. Ama doğalgaz saat onayımız gerçekleşti. Sanırım 3-5 gün içinde doğalgazımız gelecek. Güzel bir şekilde sıcak suyumuz gelecek. Ve petekler bebeğim. Gerçi petekleri boşaltacağım. Bir de televizyonun arkasında petek. Ama bizim televizyonu çekebiliyoruz. Bu peteği de yakmayız olmasa ya. Bu peteğe nasıl bir çözüm buluruz? Şuraya bir ısıtıcı yalıtım falan mı yaparız? Böyle üstüne televizyona sıcak ısıtmasın, silleri falan şey zarar vermesin diye. Ya da ilk katı boşaltırız. Dur bakalım, bir çözüm buluruz. Önce doğalgaz falan bitsin de. Önce battaniye çırpıyorum, sonra yiyecek bir şeyler. Hızlı bir şekilde sonra yayın hazırlanıyoruz. Ya hiç. Şunu çırpmam lazım. Like'ımız kaç? Like atıyoruz bu arada. Like 99. Şunu çırpayım, ben geliyorum. Size en azından şöyle kamerayı göstereyim. Güvenlik kamerasında zaten orada her şey görünüyor. Hatta daha da güzel bir şey yapayım mı? Şunu asa! Şunu şöyle yapabilirim. Aha süper. Daha dağınık dükkan. Okey. Abu bir kıl çıkıyor var ya. Uf. Keşke maske taksaydım. Ah.
Hep sen yattı bunda. Biliyorsun değil mi? Bir kıl çıktı, bir kıl çıktı var ya, efsane. Gerçi artık o kıllar çırpmayla geçmez biliyorum ama en azından şöyle bunu katlayayım ben ya. Şimdi kaç dakikamız var? 11 dakika. Zaman daraldıkça ben panik yapıyorum zaten. Şunu bir katlayayım. Keşke dışarıda katlasaydım. Tersine katlayayım. Tersi düzü bilmiyorum. Şöyle tersine katlayayım. Rahat değil mi? Aa çok güzel. Ben 2 saat böyle burada uyurum bile be. Vallahi uyurum yani. Tamam. Suyumuzu tazeliyorum. Bir ekmek arası. Hızlı bir şekilde. Oyun başlamak üzere. Hadi. Ay nefes nefesi kaldım. Bugün bir şey var ama hadi hadisi bakalım. Tamam, suyumuz okey, chatimiz okey, monitörümüz okey. Bir tek ışığı kapattığımda ben nasıl görüneceğim onu bilmiyoruz ama çok da kötü olacağını sanmam. En kötü ışığı %30'da şu an, %30 açarız yani. Oynamam engel olacağını sanmıyorum. Tamam. Şimdi bir ekmek arası bir yağ bal yapacağım dostlar hızlı bir şekilde. Bu yayın sahura kadar sürer mi? Yok Onur. Yok, öyle bir iddiam yok. Gerçi... Ama yarın iş güç var yani. Bir de yarın akşam Asya'ya almam lazım. Ruhsatı bulmam lazım. Gerçi saat 4'te yatsak suyumuzu içip 4 ya sahura da kimse kalmaz zaten. Onu da düşünmek lazım. Yarın ya yani şu an biz 200 kişiyiz ama oyuna başlayınca bir kere o 100'e düşecek. Onu biliyorum, onu ezberledim zaten. Ya yani o kesin. 100'e düşeceğiz zaten. Yani saat 2'ye doğru da herhalde bir 50 kişi falan kalır diye düşünüyorum. Artık 3'te 20, saat 4'te de ben bir ara 8 saat yayın yaptım. Black Ops, Cold War'ın yayını yaptım. 8 saat oynadım. Vallahi yayın bittiğinde 2 kişi mi 3 kişi mi ne vardı yani. Onun için 2 güzel. Yani dinleniriz. Çok geç olmaz. Eve gideriz. Bir kızartma, yumurta yemeyiz. Uyuruz. Yarın ama erken başlarız yani. Yani Asya'yı eğer hızlıca alıp çıkartırsam, ama Asya'da çözüm var. Sinema falan gitmemiz lazım. 2 günüm olacak sadece. Dur bakalım. Bugün 2-2.5'a kadar gideriz. 2.5 olmaz da 2 garanti. Abi yat burada. Ya Utku burada yatılır. Burada sorun yok. Ben dükkan ev zaten. Yani mutfağımız, banyomuz, içeride bir süngerim var. 10 katlı süngerim var. Onun içinde 10 kişi yatar. Onun üstünde 10 kişi yatar yani, o derece. Ama şu an yatması sorun değil. Sorun ne biliyor musun? Sabah kalkması kaç dakika kaldı? 8 dakika. Konuşmaya dalıyorum var ya. Şimdi burada yiyecek ne var? Pide var. Annem lavaş almıştı. Lavaş arası bal kaymak yapalım o zaman. Lavaş arası kaymak burada. Kediler yiyecek. Kediler de saldıracak ona. Bir bal kaymak yapalım ya. Tamam. Bal kaymak. Bir de şey yaparız. Siz söyleyin. Su içeriz. Bir de yayından sonra ben bir yumurta kızartırım böyle. Ya az yağlı. Yanmaz tavada. Oldu bitti zaten. Ama suyumuz önemli. Su içeceğiz bol bol. Şimdi elimi yıkayacağım. O halıyı çırptım ya da şeyi. Öf, suyun tazeliğine bak, mükemmel ya. İşte tesisatçıdan sonra su efsane oldu. Dükkan sahibiyle yukarıdaki otelci konuştuğumda otel şey demiş. Ne o, taner çıkıyor mu? Ne oldu, taner çıkıyor mu yoksa demiş. Aa, çıkacaksam niye doğalgaz yaptırıyorum? Valla ben dükkanımı seviyorum. Ben buradan çıkmam. Efsane. Daha asma kat falan yapacağım ben buraya. Asma kata merdivenler falan yapacağım. Uf, var ya çok güzel olacak ya. Bir de yukarıda şey var. Daha önce dükkan burası... Kahve ama asıl burası kumarhane gibi bir yermiş. Bak buraya şey yapmışlar dostlar.
şurada şuna bayılıyorum ben. Şu siyah havalandırma görüyor musunuz? Şey gibi böyle sinemalarda onun görüntüsüne ben bayılıyorum mesela. Şöyle siyah havalandırma yapmışlar. Çok güzel ve dükkanın her yerine gidiyor bu. Anladın mı? Her yerine dolaşıyor. Banyo, mutfağı. Bu mükemmel bir şey. Zaten sırf şunu çalıştıracağım bir de. Oraya kocaman dev bir vantilatör koyacağız. Çok güzel olacak ya. Seviyorum. Bu dükkanı seviyorum canım ben. Hoppa. Tamam. Hop. Hoppa. Tamam. Okey. Şimdi. Oyun montörü bu. 5-6 dakika. Su. Lavaş arası. Bal, kaymak. Vallahi artık kaymakların eski kaymaklar olduğunu sanmıyorum. Şu an ham maddeler de bayağı pahalılaştığı için her şeyde bir üçlü kağıt vardır. Hiçbir şeye inanmıyorum artık maalesef. Yani yediğimiz hiçbir şey bence tam eskisi gibi değil. Tamamen değiştirilmiş. Bir şeyler katmışlardır içine. Hayır çocuk, hayır. Çekil. Çıkma. Çekil. Yiyeceğim mi? Yemeyeceğim tabii ki. Yemeyeceğini biliyorsun. Kedi dalaşmasın diye. Hemen poşete koy. 4 dakika. Hadi bebeğim yetişeceğiz her şey. Su, lavaş, kaymak, bal. Annem sağ olsun almış. Okey, başka bir şey yok. İçerinin ışığını kapatacağım. İçerinin ışığı kapandı. Yukarıdaki ışığı kapatsam mı acaba? Kapatmayayım ya. Yani en azından yüzümüz görümüz görünsün değil mi? İçerideki ışığı kapatmayacağım. Başka bir şey yok. Kolum şarjdaydı. Artık onu çıkaracağım. Klavye, mouse oynamak zorundayız. Çünkü neden? Modern Warfare değil. 3 dakika 33 saniye kaldı. Ne kaldı en son? Bir mute yapacağım. 30 saniye bir mola vermem lazım. Çok özür dilerim.
Hani diyorum ya sürekli kedi tırmanıyor falan diyorum ya orada burada şurada. Evet her yerde tırmanıyor. Her yerde tırmanıyor yani direkt. Banyoya gelince zaten direkt şey yapıyor. Banyoya gelirken böyle depar atarak geliyor banyoya gelirken tamam yani. Cık çık 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 direkt yani ne olursa olsun direkt tırmanıyor zaten. Bundan bahsediyordum işte sürekli tırmanıyor diye. Peki seni biz şuraya alalım. Şuraya geç. Oradaki tamam. Kaç dakika kaldı? 1 dakika. Tamam süper. Ben pozisyona geçiyorum o zaman. Uzanıyorum. Her şey tamam mı? Chat'i burada okuyorum zaten. Ha bir şey unuttum. Tabii. Şu an chat'ler aktığı için drop girebilir. Onu da hemen durduralım. Tamam her şey okey. Süper. Her şey tamamlandı. Dostlar biliyorum bazıları arkadaşlar haklı olarak oyun oynamayı seyretmiyorlar biliyorum onu. Ama onlar mutlaka bir like atarsa efsane olur, harika olur. Ben 1 dakika var, 59 saniye. Tamam her şey tamam mı? Kapı kilitli mi? Panik yaptım. Kapı kilitli, nefes nefesi kaldım. Ay, mutfağın ışığı da söndür. Tamam boş ver açık kalsın yeter. Ben hemen ekrana geçiyorum. Şöyle tamam. Niye göremiyorum? Şöyle göreceğim. Şöyle görüyorum. Tamam okey. Şimdi. Oh. Hadi bismillah. Aa kolu almadım. Bak abi bir şeyler çıkacak. 23 saniye. 20. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. 11. Aha bebeğim var ya. Hayalimdeki sistem. Ayaklarımı uzatmış oyun oynuyorum. Oh. 55 ekran televizyonda süper. İşte bu. Bunu istiyordum ya. Valla. Chat burada. Ah işte ya. Hayat bu. Oh. Haydi bismillah. Tamam. Oyun sesi iyi mi? Ne? Ha tamam. Tamam. English display language subtitles 10 yapalım. Çünkü ben çeviremeyeceğim. Bilerler okusun en azından. Çocuk. Tamam, okey. Anladınız ekranda anladınız zaten. Kola basma. Tamam. Aa! Hayda. Tamam. Bir dakika. Mikrofonla ilgili bir sorun var. Bir dakika. Tamam. We have a problem, Houston. We have a problem. Çocuk mum da kemirme. Tamam. Tamam. Bence güzel. I just want to image center barely visible. Barely. Şöyle olsun. Biraz görmem lazım. Ancak görebiliyorum ben. Benim monitör bu. Yani televizyonda oynuyorum. Yok mikrofonu sökmez umarım ama şey ki ne? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum bir şeyler yapıyor. Ama kedinin en sevdiğim formatı bu. Böyle oyun oynarken gelip şuranda yatabiliyor. İnanılmaz keyifli. Her zaman uyumuyor ama bazen uysuzluk yapıyor. I consent. O benim. Şunu içeri koyacağım. Çok özür dilerim. Tamam. Bulamazsın canım. İçeride o. Ya. Böyle fake atarız kediye işte.
Ulaşamaz. Şaşırdın değil mi? Ya. Fake attım kediye, güzel. Abi standart. Hardcore'a mümkün değil. Bana aslında assistant lazım. Çünkü standart, ben nişan alamıyorum ben. Tamam, ne standart olsun, orta. Orta zorluk. Abi küçük Rambo şimdiden öğrenmiş. Evet Mad Mario, kesin öyle. Son dakika kurtulur diyordum ama kurtulmadı. Güzel ya. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Aimless var mı? Vallahi varsa süper olur. Adamları bulamıyorum. Tamam, dönüş bir sona bakalım. They killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? Yeah. Chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Mertcan teşekkür. Arabamı da tanırım ki eyvallah. Bebeğim gözleri çıpar diyor. Ya epeydir oyun oynamıyorduk ama. Epeydir. Dükkan kapalı, rahat edecek kimse yok. This is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? İspanyolca çok komik ya. İspanyolca değil mi? You smoke? Adamlar için just another day. Sitio más tétrico. Hey, ¿hay alguien ahí? ¿Está aquí? Grafikler çok güzel. Ve oyun grafikleri bu. Şey değil, demo değil. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. İşini çok seven insanlar. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket.
So much for helping me. Aha, eyvah. TV boşta bekleme süresi. Çok özür dilerim dostlar. Televizyona dokunmam lazım yoksa kapanacak. Çok özür. Çocuk sen rahattın ama kusura bakma. Bir dakika. Keşke kumandayı alsaydım yanıma. Hoppa. İnşallah kazasız belasız hadi. Televizyon kumandası nerede acaba? Televizyon enerji tasarrufuna giriyordu. Tam yerinde. Neyse tamam. Yerleştik başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi basmıyor. Silah mı çıkarttı o? How far could he have gone? Ha, tamam. İlk karşılaştığımız adam oydu. Şimdi hatırladım. Demosunda. Tamam. Bu VR olsam bir şey efsane olmuş. Değil. İçeriyim de önce klasik bir etrafı dolaşmak istiyorum. Severim etrafı dolaşmayı. Tamam hiçbir şey yok, güzel. Loot için erken değil mi daha? Alışkanlık üzgün. Şuralara bakalım, hiçbir şey yok. Şuralara bakalım, hiçbir şey yok. Tamam mecbur. Hadi bakalım. Anyone home? Judgment is Nike. Nick. Başka hiçbir şey yok. Çıkıyor. Önce buraya mı girelim? Yoksa diğer tarafı mı? Diğer tarafı. Fener yok muydu bu oyunda? Otomatikte olsa. Hatırladım. Demosunda. Bunu hatırlamıyorum. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Vino aquí. İspanyolca mı öğrensek?
Aha. Ölüyor muydu, ölmüyor muydu hatırlamıyorum. Tekken gibi tekme attı. This is not good. Çok güzel. Eğer çok kötü nişan alırsam otayımı açmak zorundayım dostlar. Kötü bir nişancıyımdır. Çünkü kontrolümle... Başka bir şey var mı? Man, that stinks. Hiç. Tamam, direkt çıkıyorum. Usludur. Bir daha yapmaz. Süper. İşte bunu istiyordum. Hey. Evet, bunu demo gibi görmüştük. I read you. What's your situation? The hell's going on? Çok iyi ya. Tam gece filmi. Escape from Hunter Lodge. R2 weapon shot. R2 shot. Tamam, okey. Demek ki birileri gelecek şimdi. Bir şey alıyor muyuz? Tamam. What was that? Ölmüyor bu. Splash? Splash ne? Cephane bitti mi? Çok kötü. Ne yapacağız? Silah? Silah şey ha tamam ufaklık bana bakıyor.
¿Dónde estás? Şöyle değişeceğiz. Gelmiyor mu? Gel. Çok iyisin ya. CSGO'da böyle oynanıyor değil mi? Bekliyorsun tık tık tık. Güzel. Modern Warfare gibi oynamadım. Yani bu Modern Warfare ruhu değil. Sadece tedbirli. Şimdi ilk başta ölmek istemedim. Onun için burayı böyle yapalım. Okey. Normalde saldırırım. Normalde action seviyorum. Taner hiç yakışmadı sana bu. Çocuk dur. Ben Resident Evil oynuyorum. Çocuk controller'la oynuyor. Tamam. Karşı taraf açılmış. Biraz loot yapacağım ama lootluk bir şey yok galiba buralar değil mi? Ha. Herbler. Çocuk. Vay be. Dostlar su bol bol. John Wick filmi var. Aa, John Wick'e gideriz. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. Asya'ya gidelim. It's likely she's in this village. Oğlum abi tekme tokat yapabiliyorsun. Well, mermilerin hepsini harcama. Need a location on a nearby lake. Ya sorma harcadım bile mermilerde. Copy that. I'll see what I can find. Pusu normalde olayım değildir. Sevmem. Ama my escort. Öldüremiyorum adamı. Hadi bebeğim. Aa burada pul... Anam! Pusu sökmez burada. Ha evet. Hatırladım. Pusu. Güzel. Şöyle bir tur, etrafta bir şeyler var mı yok mu bakayım. Ya böyle kolyeler falan vardı değil mi? Onları indirecektik. Uf, çok güzel olacak. Şu görüntü nasıl? Mükemmel değil mi? VR ya, bu tam VR'lık bir oyun. VR versiyonu keşke birlikte gelseydi. VR alırdım bak bunun için taksitle. Neyse. Ama VR'a gerçekten güzel giderdi bu. Kısmet.
Mermi. Mama. Mama. Adam sesi duyuyorum. Bak yılan çıkmasın. Ha. Bunların bir yılan fantezisi var abi. Sandıklardan yılan çıkıyor. Kimin aklına gelmiş? Tanışmak istiyorum o adamla ben. Abi sandıklara yılan koyalım. Böyle kırınca sok. Var ya. Kesin tövbe estağfurullah. Çarjı falan yapmış diyecektim de bu sefer çarjılar kızacak. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek yani? Burada adam geliyor muydu? Yalnız dostlar ayakları uzatarak oynamak harika bir şey. Gerçekten sandalyede hiç işkence etmenize gerek yok kendinize. Oh mama. Yok yok bıçak. Mermi harcamayacağım abi. Mermi azal. Abi bir dakika. Bizimle dolduralım da. Heh. Burada çok adam geliyor muydu? Ses şuradan geliyor yukarıdan. Ana. İndirir miyiz? Of senin anneni! Of senin! Kaç! Hadi be! Dönüşme lan! Çök! Ne vurdu adam ya? Yeni ne yaptı? Gitti mi? Ay yine geliyor. Güzel. Öldü mü? Aha ölmedi mi? Abi adamın hareketini kesemiyor muyum? Elden Ring mi bu? Sanki boss'a vuruyoruz ya. İlk çıkan adam bir de. Adamın hareketini kesemiyorum. Neyse. İndirdim ikisini de. Burada yukarıda bir şeyler var mı? Kolye falan vardı. Ya ben çok loot yapacağım, sıkılacaksınız değil mi? Ama ben loot'u seviyorum. Böyle sağda solda kolyeler var ya. Altın kuşlar falan vardı galiba. Damn it. Vallahi adam ölecek ha. Sese bak ya. Gel eski yöntem. Annenin sin... Bir de pusarak gittim. Adam ölecek vallahi. Adam ölecek. Şey neredeydi? O şey. Nerede çıkıyordu o?
Şurada mı? Bir dakika. Ha şurada. Tamam. Allah Allah. Şunu kullan gitsin. Allah bereket versin. Şunla. Tamam neyse. Hadi go. Ya bu oyun zor mu yoksa ben mi çok başarısızım? Oyun biraz zor galiba değil mi? Bayağı zorlaşmışlar. Bayağı zor. Sen diyeceksin ki şimdi abi diğer YouTuber'lar burayı tekte geçiyor. Ama ben şöyle vurup sonra tekme indirdiğimi hatırlıyorum bir şekilde. Anladın mı? Adam falan yaparken tekmeyi bir koyuyorsun uçuyordu. Bak şey yapmayın, mesaj atmayın. PSN'den mesaj atanlar ban. Lütfen oyunu şey yapıyorsunuz. Ne yaptınız anladınız siz, yapmayın. Şimdi buraya çök. Su için dostlar. Bol bol su için. Sahura kadar ne kadar içerseniz yarın o kadar rahat oluyor. Ne yapış? Silahımız dolu mu? Tamam. Çök. Bak işte. Abi. Biliyor bak yayında olduğumu da biliyor değil mi? Bir dakika dostlar. Ben. Bu arkadaşı. Temizle. Bir dakika şu arkadaşı ya da ben şeyi patlatayım, bildirimleri kapatayım. Nasıl kapatıyoruz onu? Çok özür dilerim çünkü bazen insanlar böyle aradan çıkmayı seviyorlar. Mesajlarını bildirimler izin ver. Tamam bildirimde ses çal, kapat. Bitti. Yani oyunu baltanın bir anlamı yok yani. Ne geçti eline? Yayın sonrası ban. Üzgünüm. Hiç affetmeyeceğim. Okey. Allah'tan heyecanlı bir yerde yapmadı. Neredeydik? Aha teyze. Buna bıçak yapsak ne olur? Belki diğerlerini uyarmaz. Ne dersin? Donde estás? Gir içeri, gir içeri. Kapat kapıyı, kapat. Kapıyı kapat. Kapı kapanmıyor mu? Hah, süper. Çıkış yok mu? Ha, doğru, burada yoktu. Çök. Çök. Yanlış yer. Kendimizi kilitledik, iyi mi? Peki şuradan atlayabiliyor muyuz? Vault over. Ne demek? Atla mı demek? Ama kaç. Topuk. Herkes haber aldı mı? Anam! Herkes haber almış tabii ki. Koş. Haydi biz.
Çatıya tırman. Çatı neredeydi? Çatı vardı burada. Anneni! Arkada var mı adam? Of! Sağ, sol! Hadi koş 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 koş. Hayır, koş koş koş. Sağ! Burada çalıncaya kadar koşuyorduk değil mi? Sana demiyorum. Hadi. Bırak toplansınlar. Ay, tamam. Kaç. Neredeler? Vallahi hızlı geliyorlar. Anam karşıdan. Of. Çok güzel. İyi. Vallahi anneni. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Tuzak kurdu gördüm. Aa, bebeğim görmeseydim. Çok güzel. Has. Tamam bunu da hatırlıyorum. Dur. Dolaşacağız. Okey mi? Az. Anneni neye basacağım? Tekme var mı? Tekme nasıl? Kaç. Oo! Oy! Kaç kaç kaçabilirsin hala. Kaç kaç! Ya burada tekmenin bir yolu olmasın. Tekme neydi? Düz tekme neydi? Ah be. Çocuğum kal. Çok iyi gidiyordum ama. Evladım. O kablo bana lazım. Şimdi nasıl olsa başımızı oradan belaya saracağız. Biz yukarı tırmanalım, çatılarda dolaşalım. Anlaştık mı? Bunların hepsini öldürebilir miyiz? Yok. Bu kadar kurşun da çıkmaz zaten. Oo. Süper. Yerleri gördü mü? Anam görmüşler. Tamam. Kaç yavrum. Ben bir yukarı tırmansam kurtaracağız. Os. Anne. Ya bu takla falan atmıyor mu abi? Hani anladın mı? Yuvarlanma falan gibisinden. Ha? Şu binaya gir. Oha! Aa süper. Otomatik harika. Shotgun vardı bir yerde. Bir yerde shotgun vardı. Nerede? O da mı geldi? You got to kill me. Dur dur. Bu sefer halledeceğiz. Ha merdiven. Koş yukarı. Shotgun'ı falan. It's my lucky day. Merdiveni tekme çabuk 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 çabuk. Yapıştır. Süper. Harika. Tamam okey. İyi miyiz? Ana. Kusura bakma. Devam. Tamam halledeceğiz şimdi. Halledeceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş.
Abi güzel gidiyorsun. Fena değil. Topla. Harikasın. Az. Tavuk muydu? Tavuksa. Tekrar yukarı tırmanacağım şimdi. Tavuk. İçeri gir. Tekrar kapıyı kapat. Aa, otomatik kapatmadı. Kötü oldu. Sorun yok. Güzeliz. Pardon. İşte bu. Bunu yapmak istiyordum ha. Demek böyle oluyormuş. Gel buraya. Gel gel gel. Aa, vuramadım. Aa, olmadı. Güzel gidiyorum. Sorun yok. Koşarken şarjörü dolduruyor. Harikasın. Az önce tavuk vurdu beni ya. Allah Allah. Gel, gel, gel. Of. Kaç, kaç. Allah cezanı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Başaracağım, başaracağım. Abi bu şey yapmıyor mu? Böyle yuvarlanmıyor mu? Hani anladın mı? Duvarı pompalı var. Duvarda pompalı var. Emre teşekkür. Hangi duvar? O merdivenli evde. Sanırım oyun 30 FPS'de bir oyunda 60 FPS'lerde giderdi. Bilmiyorum ama. Benim için normal oynuyorum işte. Ufaklık çok enteresan. Kafa aşağıda, ayaklar arka ayaklar yukarıda şu an. Ama görsen var ya. Abi normal bir kedi bunu yapmaz. Çok enteresan. Çok komik. Allah Allah. Sanki geriye dönmeye çalışıyor, anladın mı? Böyle şöyle ayaklarını atmaya çalışıyor çok. Komedi ya, çok iyi. Buraya bir kamera koyacağım ben şöyle. O kediyi falan gösteririz bir ara. Komiksin. Şimdi hallediyoruz. Önce pompalı. Duvar nerede? Bir dakika. Evet abi. Emir, ha o merdivenlerde duvarda pompalı var. O zaman direkt oraya koşalım. Abi çok güzel oynuyor. Ahmet teşekkür ederim. Ya, İşte elimizden geleni yapıyoruz. Pompalı'ya koşuyorum abi direkt. Un Tolastero dedi ve olay bitti. Teyzeye geçiyorum. Güzel gidiyorum. Az! Hay! Abi! Geçebiliyor muyum? Yanından geç! Az! Oh! Helal olsun ya. Şu içeri, içeri, içeri. Hadi yapacaksın. İşte bu. Burada pompalı var değil mi? Bulacağım, dur. Duvarda. Duvarda pompalı var. Duvar nerede? Duvar, duvar. Yukarıda mı? Altta mı, üstte mi? Altta mı, üstte mi? Merdivenin çıkın çıkıcı, evin çıkın çıkıcı, çıkınca pencerenin sağında. İlk merdivenden çıkınca, evin içinden dışarı çıkınca pencerenin sağında. Dur bakalım. İlk merdiven çıkınca... evin içinden dışarı çıkınca... Ha şurada. Mükemmel. Let's see you climb this. El bombası, o da güzel. Bir şey verdin mi? Kaç! Thank you.
tekmeyi bu... Tekme! Kaç, kaç bari kaç! As! Oh bu! Kaç! Kaç! Oradan kaç! Biz gece 2'ye kadar buradayız vallahi. Gece 3'ye kadar buradayız. Dedi iyi oldu. Tek atıyorlar bir şahane. Evet. Shotgun. Shotgun'ı biz testereliğe saklayalım. Diğerleri. Ya mantıklı biliyor musun? Hani kafaya bir iki tane sıksam sonra çarpı çıkıyor. Tekmeyi vursam indiriyoruz ama abi. Yani, bu koşmada benim bilmediğim bir şey mi var acaba? Dur bakalım tamam neyse. Ben ne yapıyorum? Abi direkt shotgun'a gidiyorum. Direkt direkt. Sanki adam yavaş mı koşuyor? Per favor, per favor. Şuradan atlayabiliyor muyum? Yani şu, şuradan. Aa süper. Mükemmel. Bu bir. El bombamız da var. Dur bir ara toplayıp el bombası atalım. Çabuk geldi. Tamam güzel. El bombası. El bombası nasıl atıyorum? Merdivenden çık. Shotgun'ı al. Oh, nice. El bombasını al. Anam süper. Aa çok güzel. Bir daha. Gel 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 gel. Mükemmel. Devam devam devam. Çok iyi. Mükemmel. Nasıl yaptım bilmiyorum. Önemli değil. Çok güzel. Vur bir daha. Şapkan. Of. Çok iyi gitmiştim ama ya. Neyse güzel. İlk defa bir şeyler biliyormuş gibi hissettim kendimi. Çok iyiydi. Silah seç. Gel gel gel. Harikasın. Mamalar. Gel bir kere. Hadi be kaç. Silahı doldur. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Hiç fena. Öğrendim abi mükemmel. 50 kere öldükten sonra. Abo. Kenardan. Ben yukarı tırman. Teyzeye bak. Boş yere tırmanıyor. Sorun yok. Tekrar yukarı. Kapı. Kapatmadım neyse. Hadi be! Tüh! Çok iyiydim! Çok iyiydim! Çık! Çık! Çok güzel. Az! Kaç kaç kaç! Çok iyi gidiyorsun. Atla aşağı. Burada güzel yer varmış. Silahı doldu. Aa bebeğim süper. Oluyor bu iş. Buradan gelenleri teker teker. Harika. Çok güzel. Arkadan kimse gelmez. Topla. Tekme. Harikasın! Öğreniyorum bu işi. Koş.
Güzel güzel. Bıçak nereye gitti? Az kaldı o. İyi diyoruz ama. Çarpı, çekme. Vur tekmeyi. Oh bomba. Tam bomba. Bir de el bombası. Hayır. Hayır, hayır. Aa, çok gitti. Güzel. Kaç. Merdiven yukarı. Tam da kavramıştım olayı. Neyse şanslar. Tenemos que servir. İyi değil. Where's everyone going? Bingo? Harika. Çok keyifli. Yemeği içeri koyuyorum yoksa kedi dalaşacak. Yemeyecek olsa bile. Biraz lootlayalım mı hemen? Oh be. O bombadan sonra ne loot kalmıştır? Aa! Hala orada duruyor lootlar. Çok güzel. Çocuğum ne var? Windmill. Copy that. O beyni alırım. Harika olur. Bu tavuk bana saldırmıştı değil mi? Hatırlıyorum. Sen neyse. Hem de arkada saldırmıştı hatırlıyorum. Niye? Onun sebebini bilmiyorum. Tavuk aldın diye mi? Yani yumurta. Mamaları toplayalım. Anlayamadım, üzgünüm. Birisi üzerine basıp çıkacağım diyor. Sen, bir lootlayayım, hemen buradan çıkacağım. Çok zaman kaybetmeyeceğim dostlar. Buraları hiç bilmiyorum ki. Bilsem. Harika. Mamma. O çarpı çıkmadan tekme atabiliyor mu? Yani tekme atmak için ben çarpının çıkmasını bekliyorum mesela. Hoş değil. Kısa bir loot, hemen kaçış. Hemen ineceğim buradan, merak etmeyin. Mama. Bak buraları da girebiliyormuşuz. Hani granit. Bayağı malzeme varmış. Burada da bir şeyler çıkar. Bomba mı yapıyorduk buna biz? Hatırlamıyorum. Neyse bakarız. Aslında kaçacak bayağı yer varmış değil mi? Bilmediğim için. Başka sağ tarafları bitirdik. Şuradan mı çıktım ben az önce?
Bak buralardan daha seri kaçılabiliyormuş mesela. Bunun üstüne çıkılabiliyor mu? Büyük hata. Arkadan da geçilemiyor. Bir anahtar bulacağız o zaman. Buradan başka yerden bilmiyorum. Green Herb. Şuraya çıkabilirim. Hayır. Grafikler mükemmel. Hiç Resident Evil 4 ile alakası yok. Sanki bambaşka bir oyun oynuyorum. Vallahi helal olsun. Çok güzel. 4K oynasaydım güzel olacaktı ama 1080 oynuyoruz. Ruby. Bunlara bir daha satacağım. Artık biriktirmeyeceğim. Direkt sat. Nakite dönelim. Başka. Bir de karşıda bir yer var. Düşman mı, loot mu? Loot. Aa, bebeğim lootsuz olur mu hiç? Herhalde her şey tamam. Şurada bir şey var. Mama. Başka? Yukarıda bir şey olabilir mi? Şuraya heyecandan bakamadım ben. Ha? Ne? Anahtar bununla mı çıkacak? Abi bir dakika, biz hiç anahtar falan bulamadık. Şimdi spoiler demek istemiyorum. Yani anahtar şurada burada demeyin tabii de. Şu odaya giremedim mesela. Birisinin üstüne çıkmam lazım burada. O zaman biz birisiyle geri mi döneceğiz buraya? Öyle mi olacak? Bakalım. Şu merdivenin altına bakmadım. Oraya bakacağım. First aid spray. Çok bereketliymiş. Oo, burası bereketliymiş. Mükemmel. İyi ki bakmışım. Vallahi harika. Hold. Ha bu. Oyun oynarken yapılabilirmiş yani. Bak ben bunların hiçbirisini yapmadım mesela. Fazlası vardır ama boşver, dert değil. Merdiven orada. Başka bir şey var mı burada? Sadece gözden bir şey kaçtım diye bakıyorum, o kadar. Shotgun shells. Çok güzel. İyi ki dolaşmışız. Başka bir şey. Geç. Sanırım her şey tamam. Tamam mıyız? Şuradan yukarı mı gideceğiz? Şuraya girmedi. Ha. Harikasın. Bayağı malzeme varmış ama, değil mi? Harika. Peki çıkamayacağız değil mi buradan? Ha, çok güzel. Silahı doldur. Bol bol mermimiz var. Shotgun mermimiz de var. Onu da doldur. El bombamız 2 tane. Güzel. Bıçağımız yok ama. Neyse, sıkıntı yok. Ses sağdan geliyor. Derdiz mi? Ben görmedim.
İçeride mi? Sev müzikleri, Resident Evil'ların en sevdiğim yerleri. Bütün gün background'da çalsın yani bak. Çok güzel, seviyorum ya. Ne diyor? A charm has been added to customer's main case menu. Evet, geri dönecek. Ha, döneceksek okey. Bıçak kırıldı sana abi. Tamam. Nasıl düzelecek? Kendi kendim yoksam ben düzelteceğim. İyi, bugün pek burnum akmadı. Aflıyorum. Benim Steelbook Edition'lar yarın gelecek bebeğim. Öyle direkt bazı... Ooo güzel, Steelbook'ı severiz. Kıymetli mis. Ya etrafta hiç kolye falan bulamadık ama... O... Kolyeleri kaldırdılar mı acaba? Hani böyle kırıp puan alıyordunuz ya. Teyze, amca. Çok kalabalık değil herhalde. İnek saldırmaz. Tamam. Aha, bıçak yokmuş. Evet. Tekme atar mıyım? Acayip azaldı. Direkt tekmeyi vursak şöyle. Tamam, loot yap, sıkmayacağım sizi, okey. Uzaklar falanlar filanlar. Şurada mavi bir şey var, değil mi? Gördün mü? Mavi bir şey gördün mü onu? Ha, geliyor vallahi. Yakaladım. Tam kafaya. Tam kafaya. Anne. Bir tane daha. Teyze, 3 mermi harcadın ama ya. Bahsettiğim şeyler şunlardı işte bak. Şurada. 1'e 5. Güzel. Bir tane şurada var. Vallahi duran şeyleri çok iyi vururum. Tamam. Sanırım hepsi burada. Bu alanda olsa gerek. Şurada bir tane gördüm. Şu değil mi? Endişelenme. Çıkabiliyor musun bunu? Tamam. Önce buradan, sonra oradan da çıkmıyor. Dört gördüm şurada. Hah. Şurada bir tane. Şuradan mı gireceğiz? Önden.
da beşinci. Ha yok. Blue Request Notes. Tamam. You can take on task by collecting the blue request notes posted around the front areas with the request you have taken in the files menu. Destroy the blue medallions. Tamam. Destroy the blue medallions. Farms. Snapped. Progress. Oh, okay. Ne vereceğini anlamadım ama bir şey verecek herhalde. Yalnız şey hissediyorum, sanki loot biraz çoğalmış, verdiği malzemeler çoğalmış sanki biraz. Bomba mı o? Ha. Dur, bir dakika, şurada bir... Korktum ya. Ya korktum ya. Allah'ım yarabbim. Ne zaman böyle korksam aklıma hep şey geliyor. Böyle bayan arkadaşlar sinemaya gitmiştik. Korku filmiydi herhalde, hatırlamıyorum. Korku sahnesinde böyle kasmışım kendimi ama el ele tutuşuyoruz, tamam mı? Oradan şey diyor, Taner, 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 Elif, Taner. Hep o aklıma geliyor böyle irkildiğim zaman var ya. Ne yapayım? Taner, Elif, Taner, Taner, Elif. Taner, Taner, Taner. I gotta fix everything myself. Ay. Ne yaptık? Tamam, buraya bir şey lazım olacak, onu anladım. Resident Evil 4'te bilmece var değil mi baya? Buraya atlamadan önce... sanırım bitirmemiz gereken yerler var. Bak çok güzel. Mama. Gel teyze, gel. Kesin kırarsın onu işte. Ha? Kafadan. Bir tane daha. Çok iyisin tabii. Çok iyisin diyorum. Savunmasız birisini öldürüyorum ama çok iyisin. Üzgünüm. Harika. Bir yaratık sesi duyuyor musunuz? Hayret, bayağı kurşun var, çok kurşun. Bayağı kurşun var, çok güzel. Onda stas. God damn. Oy. Hadi, 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 çabuk vur. Öldü mü? Koş, 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 hak, dur, sprey. Abi niye yediyorsun kod? Bak şimdi ne yapacağız? Hayır. Ha. Gelecek mi? Hayır. Senin onu planlamamıştım. Neyse. Ay! Oh! Ah. Kaç. Hadi bakalım. Kim nereden gelecek? Şuradan merdivenden tekrar çık. Abi dolaşacaksın. Bu oyun yoksa böyle şey oynamıyor. Anam. Gel. Çıkıncaya kadar sik. Bir daha. Kaç.
Çabuk 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 çabuk. Aşağı atla. Tekrar aynı sahne. Oh, bir an kilitli sandım, korktum. Tekrar aynı sahne. Aynı sahne. Klasik. Rutin. Sakin sakin. Hiç sorun yok. Nereden geleceğim? Hadi be. Öldü mü? Kaç. Oh süper, tam kaç. Mermiyi doldur. Silah tutuşu çok güzel. Zombi gibi tuttu. Sen de. O yaratık mı oldu? Ay. Evet. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Vay be, harika. Ya bebeğim ya. Resident Evil işte. Güzel güzel. Ölmedim ama. Ve kolay da oynamıyoruz ya. Ama tabii biraz şey yaptım. Kaç, bekle, vur, kaç, bekle, vur, kaç. Yani o. Ancak o kadar. Ya ne yapayım? Nişan alamıyorum, öldüremiyorum. Şu 5. madalyonu bulalım. Sonra şu şeyi açalım. O makine vardı ya, oraya açalım. Anlaştık mı? Şunu. Ama önce 5. madalyonu bulmak istiyorum. Hemen gördüm zaten. Kesin gözümüzün önünde bir yerdedir. Direk atlıyorum şu sarka. Ah, chat gitti. Monitör kapanmış. Çok kötü, chat'i göremiyorum. Yayında mıyız onu da bilmiyorum. Demit. Dur bakalım, şimdi kalkacağım ama önce bir şu maviyi bulayım. Sonra kalkıp tuşa basacağım. Bir saniye. Ya şuradan çatılara tırmansak güzel olmaz mıydı abi? Anladın mı demek istediğimi yani? You know what I mean? Mavi madalyon. Hala mı? Won't open. Şuradan turlayalım. Hala bir şey yok. Buraya geri döneceğimizi düşünerek es geçiyorum buraları. Çünkü diğer tarafa gideceksek buraya da geleceğiz demektir. Aha. Tamam. Burada bir şey yok. Ben gidiyorum o zaman. Daha şunu açacağız. Mavi madalyonu bulamadık. Kesin buralarda bir yerdedir. Çünkü burada hiç kırmadım. Şu mu? Değil. Şu arka tarafta olabilir mi? Değil. Okey.
Neyse biz şu şeyi olaya verelim. Burada hiç aşağı atlamadım değil mi ben? Atlayalım mı? Anahtarsız mı? Satarım. Şey yapıyorsun. Sağına soluna taş takıyorsun, daha değerli oluyor. You can be treasures, you collected the key items and treasure menu. Some treasures can be sold at higher price by fitting them with gemstones. Diyor ki, üzerine taş takarsan sen esnaf adamsın, daha çok kar yaparsın diyor. Kar dedim mi, akan sular durur. Kapı orada açılıyor. Tamam. Şurada bir... Aha. Sen esnaf adamsın. İşini bilirsin. Bak Rumi. Tamam. Tamam okey. Burada mavi madalyon falan görmüyorum. Ben gidiyorum. Her yeri dolaştık malum adamı ya. Başka bir yerde olsa gerek. Mavi de göze çarpar yani görmemem mümkün değildir normalde ama ağaçta falan mı olabilir? Şimdi siz mavi madonu yeni biliyorsunuz. Ben görmediğim için şey diyorsunuz değil mi? Abi orada işte. Abi orada görmedin. Olabilir. Ben çıkacak kapı kapanacak mı? Chat'i göremiyorum ki. Bıçak gelmiş. Tamam. Peki tamam. Vallahi umarım arkamdan kapanmaz ya. Bir save alayım. Okey mi? Arkamızdan kapanırsa kapat. Reinstall. Ben yaparım öyle. O mavi madde olduğunu içimde kalır vallahi. Huzur değil mi? Çok güzel. YouTube'da vardır bunun şeyi. Soundtrack. Hem de loop hali. 2 saat, 3 saat. Kesin şu değirmende bir yerdedir o mavi şey. Dur bakayım. Belki yukarıdan falan görülüyordur acı. Bir saniye yapma bir şekilde bir dakika. Şöyle şu aralarda filandır demek istedim, anladın mı?
Yok. Yok ya. Neyse, kapı arkamdan kapanmadığı sürece benim için problem yok. Geri döner bulurum. Çocuk! Kız! Bu kedinin ekranı seyretme olayına bayılıyorum. Ekranı seyrediyor. Kapanma. Güzel, kapanmadı. Sadece manzara yapıyorum ben. Adamlar yapmışlar, bir etrafa bakmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Şu güneş ışığının gelişine baksana. Mükemmel değil mi? Bak, ışık kuzmesi var gibi sanki. Bayılıyorum işte onlara. Hafif bir sis esiyor. Gördün mü? Bayılıyorum işte bunlara ya. Güzel güzel. 3-5 yıla güzel şeyler çıkacak. Geçmem mi gerekiyordu? Buradayım. Mükemmel. Var mı başka? Adamlar tutturuyorlar da baltayı var ya. Dostlar, chat'i göremiyorum. Şu an burası güvenli alan galiba. Değil mi? Ama bu oyundan senin tarafını biliyor musun? Şuraya girdiğinde oyun donuyor. Resident Evil'ları bu yüzden çok seviyorum. Duruyor oyun. Yani hakkında falan duruyorsun. Şu chat'i açmam lazım. 30 saniye rica ediyorum. Bir yandan da şuradan mamamı yiyeyim. Kedi yemesin diye içeri bir yeri koydum. Aa, bal dökülmüş sıcaktan. Bal vardı ya. Yazık olmuş. Hep senin yüzünden. Sakladım seninle. Bal dökülmüş. Kedi açacağım. Monitör komple kapalı. Yayında mıyım onu bile bilmiyorum. Yalnız ayakları uzatarak oynamanın tadı bambaşkaymış. Mükemmel ya. Bunu daha önce ne yapmalıydık? Sen klavyeyi falan mı bastın yoksa? Tamam, okey. Yayındaymışız, güzel.
Hocam şu an iyi denecek derecede bir PC'm var, onu almayı düşünüyorum. Zaten bütçem çok fazla. Bütçem fazla olsa düşünme sanırım. 10 seri esin griptleri ve FPS kötü değil zaten. Ha, aranızda konuşuyorsunuz, mükemmel, sorun yok. Ekran buraya geldi mi? Ha, sorun burada işte, buraya gelmedi. Şöyle kenara çeksem, of, çat diye geldi ya, mükemmel. Dostlar, 3 saniye bir mola. Hemen geliyorum. 3 saniye bu. Okey. Tamamız. Birisi mi geldi? Kurye gönderen oldu mu dostlar? Dışarıda kurye var. Bize değildir herhalde. Bize mi? Bilmiyorum. Geç çocuk. Tamam, okeydir. Sahur yayını oldu. Saat kaç bu arada? Nasıl sahur yayını Zeyni? Saat 1:30. Tamam canım, sorun değil. Bize galiba. Vallahi bize gelmiş. YouTube'da canlı yayındayım. Doğru ya, adrese tamam. Geldi değil misin? Taner Işın'dan mı? Taner Işın'dan mı? Yok canım, kusur bir durum yok. Sadece sesin gidecek, bilgin olsun diye söylüyorum. Bize mi? Kesin mi? Evet, konsolayın yazıyor ama konsolayın burası mı? Ha, konsolayın burası, evet. Vallahi kimden geldiğini şöyle sorsam ayıp olmaz değil mi? Vallahi çok özür dilerim. Erol M. Erol M. Evet, konsolayın binanı 13'e. Tamam, sevgili. Erol M. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. 30 saniye bekle sana zahmet. Bir dakika. Harçlık vermeden göndermem. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Saygılar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun. O kedi bizden mi çıktı? Dur, onları alayım ben. Evet, evet. Kız, 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 kız. Gel, 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 gel. Gel çocuk. Gel, gel. Dışarıda kalırsınız bu gece. Neyse, tamam. Onlar biraz takılsınlar. Teşekkür ederim tekrar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Bir dakika, o kediyi alayım. Motorun altında kalacak o. Daha dışarıya çipek çıkmıyor. Gel çocuk buraya. Ya buraya. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin. Eyvallah. Okey. Erol M. Erol M'den sahurluk malzeme. Aa bebeğim, harika. Erol M kimdir Erol M? Bruce Wayne, Bruce Wayne sen misin yoksa? Taner abi yayınlar, hayırlı Ramazanlar. Bruce Wayne'dir Taner abi, ben gel. Ha yine Bruce Wayne. Mükemmel. Bruce Wayne Gotham lan. Çok iyi ya. Bruce Wayne bebeğim, cebine bırak ya, canımsın. Geçen de sen göndermiştin. Ondan önce kim göndermişti? Onur arkadaşımız göndermişti bir de. Valla tamam, bu sahurluk, ben bunu direkt yiyeceğim şimdi. Yani bir yandan oynarken bir yandan yemem sizi rahatsız eder mi? Yani sahurluk direkt göreceğim valla. Cebine bereket, çok çok teşekkür ederim. Misli misli inşallah dönersen. Canımsın, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın Bruce Wayne. Bebeğim, mükemmel.
Bu çok çok büyük bir sürpriz oldu bana. Dışarıda motor bekleyince şey dedim. Ya dedim bu saatte müşteri falan mümkün değil. Kapıyı açmam dedim. Tamam biz buradan hemen o zaman yayını bir yarım saat uzatırız. Çocuk. Sen biliyorsun, biliyorum. Yemeyeceksen ben yerim. Alttaki de aynen bakayım. Karıştırıp öleyim. Oo süper, tamam harika. Sıcak sıcak. Vallahi hemen hızlı yiyorum dostlar. Hızlı. Bunu hemen kenara koyun. Bruce Bey'in çaldım. Teşekkür ederim tekrar, sağ olasın. Umarım dostlar siz de sağlıklı bir şey yiyorsunuzdur. Afiyet, bal şeker olsun. Çekil çocuk. Şunu şöyle koyuyorum. Şöyle. Bak yemeyeceksiniz beni şey yapmayın. Okey mi? Verdim mi yemedin sanki sen? Çok özür dilerim dostlar. Al çocuk. Al yiyeceksen sorun yok. Yiyecek mi? Tamam yiyeceksen koyuyorum. Ye. Okey. Al. Sana da. Burada. Al. Bunlar buzdolabına. Tabii ki ben onun yanında ayran içeceğim. Harika. Tamam. Verdim yedin mi sen? Yemediysen numara yapma ama. Serpa kalacağız çünkü yayında ayran içince ne olacağını biliyoruz değil mi? Ayran içince direkt Noel Baba oluyorum. Kapı kilitli mi değil mi diye bakacağım. Oy. Kapı kilitli. Pizzamız sıcak. Bir yandan yerken bir yandan hızlı bir şekilde oynuyoruz. Tamam mükemmel. Bruce Bey tekrar teşekkür ederim. Cemile bereket canımsın. Yanlış yazmış. Sorun yok. Sorun yok eyvallah. Pizza olsun eyvallah. Pizza sanırım affet. Evet dostlar pizza Bruce Bey'den canımsın. Bak verdim yememiş ama taciz edecek beni şimdi. Tamam. Al çocuk sen ye o zaman. Ya bizim sarı çok seçiyor ama ufaklık direkt gömüyor. Ben direkt oyuna başlıyorum. Devam ediyorum. İşte en kötü tarafı şuradayken kamera açısını değiştiremiyorum. Yani şurada otururken kamera açısını değiştirsem daha da güzel olacak. Şimdi tekrar kamera açısını değiştiriyorum hemen hızlı bir şekilde. 2'ye ve 10'a basıyorum. Şu an kamera açısı tam oyun moduna geçti. Bir yandan yerken bir yandan oynamaya devam. Harika. Tekrar haydi bismillah. Çok güzel. Keşke hayatımız hep böyle olsa değil mi? Maalesef değil. Hemen bir ısırık. Çok özür dilerim dostlar. Hızlı yiyeceğim. Cebine bereket Bruce Bey canımsın. Go. Severo'ya bakacağım, inceleyeceğim. Henüz inceleme fırsatım olmadı, kusura bakma. Oyun soruyor vallahi izlerken böylesi.
Oyun mutlaka oyun oynarsa inanılmaz keyifli. Hay. Bir dakika dostlar. As. Kedi var ya. Çok özür dilerim. Gel buraya. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ufaklık sürekli yemek kokusalınca taciz. Bunları ben geçiyorum, bunları boş ver. Biz yolumuza devam edelim. Ceketinde bal var abi. Bal mı var? Aa, evet olabilir. Olabilir, dökülmüş olabilir. Üzgünüm, yapacak bir şey yok. Şimdi gider edeceğiz. Bal dökülmüş olabilir, evet. Üstümdeydi çünkü içeri koymuştum. Yapacak bir şey yok. Yeah. Şey hatırladım. Şey bu oyunda mıydı? Welcome. Oyun bu oyunda mıydı? Bu Resident Evil değil mi? Welcome. Partil amca. Bu oyundaysa efsane ya, çok iyi. Özledim o adamı. Welcome. Bilenler biliyordur kesin. Hangi yere geldik? O zaman oradan devam edeceğiz. Aşağı atlamayacağız. Yukarı devam. Burası kapalıydı ama. O zaman biz oradan gideceğiz. Yani tek yol arası. Adamlar boş boşuna yapmamıştır burayı değil mi? Ne diyor? Lake. Kesin burada. O zaman gidişimiz burası. Çocuk. Tıkandık. Bir dakika, biraz düşünmem lazım. Şimdi buradan geçemiyoruz. Biz erken davransak buradan geçer miydik? Belki geçerdik. Yukarı bir yere tırmanacağız. Belki buraya bir yere tırmanacağız. Oyunda da hoplama zıplama yok ki.
Bir dakika çözeceğim yavaş yavaş. İşimiz uzun. Belki buradandır. Arkadaki kapağın mı sonuçta? Anahtar filan da almadık. Hayda. Map güzel ama. Şimdi şurada gidemediğimiz bir yer var. Şurada açamadığımız bir yer var. S dosyamız burada. Ben buradayım. Ha madalyon. Tamam, madalyonu gördük. Süper. Merdiven. Şurada Van Şahı diye bir şey var. Ne bilmiyorum. Merdiven, çıkış. Şuraya giremedik. Şuradan gidemiyoruz. Acaba ben geç mi kaldım? Patlamadan önce mi oradan koşmam gerekiyordu? Yoksa orayı patlatacağım mı tekrar? Neyse ben şu madalyonu bir avlayalım. Ne güzel madalyon görünüyormuş, harika. Süper. Süper. Bu bir. Bir de şurada bir ünlem işareti var, ona bakayım. Spoiler alabilirim biraz. Aynı abi evet haklısın, oyunu kontrol edemiyorum ki. Türkçe alt yazı var mı? Yok reis. 10 gün önce 0.14 pro aldım. 0 kaç satır 13'te aldım. Alıcı olur musun? Yok. Pro için ya ikinci el olarak düşünmek lazım. Yani sen onu 12-11 gibi bir de saçın deneyebilirsin ama çok pahalı. Yani artık almışsın, yapacak bir şey yok da. Pro almanın özel bir sebebi var mı? Neden pro aldın? Yani ikinci el PlayStation 5 de alabilir bu fiyatı. Ha şurada şey vardı, anahtar istiyorum. Pardon, şimdi hatırladım. Tamam. Peki. Evet. Şurayı çözmenin bir yolu olması lazım. Buradan gidecek bir yer yok. Tek gidecek yer burası, yol kapalı. Başka bir yolu var mı? Şuradan değil. Buradayız. Buradan açtık ama gerek yok. Merdiven yukarı çıkıyorduk zaten. S dosyası. Bir şurası var. Bir de şurası var gitmediğimiz. Insignia. Ama anahtar almamız lazım galiba. Burada gitmediğimiz başka bir yer yok. Şurada bir kristal varmış. Map ne güzel, her şey gösteriyor. Harika. Tekrar öldüm. Çözmem lazım. Dostlar umarım sahurduğunuzu yiyorsunuzdur. Al çocuk. Buradan gitmenin bir yolu olması lazım. Çocuk. Allah.
Lanet çözemedim. Hatırlamıyorum ben. Dur spoiler vermiyor. Bir dakika birazcık daha düşüneyim. Olmazsa S'de önce eskine başlarım. Arabayı mı itekleyeceğim acaba? Çok mu şey oldu hayal gücü? Arabayı çekip itsem yol açar mesela. Tıkandık. Lanet. Bu iş yeteneklerim aşıyor. Şu, ana! Ayesta. Sesin duyduğuma o kadar sevindim ki Ayesta. Gel gel. Hadi. Vur. Vurmadı. Ayesta. Çok sevindim seni duyduğuma. Çok iyi ya. Mükemmel. Çok özür dilerim. İçerisi hiç tekin değil. Film gibi değil mi sahne? Yani anladın mı? Çocuk. Burası bayağı kalabalık. Andro. Gördü bizi galiba. Oh! Bomba mı? Allah! Bir bomba daha. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu. İkisinden birisinden kurtulsaydım yırtmıştım ama düştüğüm yere el bombası yani dinamit. Ses çok yakından geldi, değil mi?
Çocuk, hayır, 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 hayır. Çık, çık. Çocuk var ya. Hadi çabuk çabuk. Çocuk dur şurada. Öldü mü o? Bir yerden ses duyuyorum. Ay! Çok yakın işte abi. Duyuyorum onu. Ben kulaklığı ters mi taktım? Annem senin. Ölmedin mi? One down. Yeter. Yanda bir olay var. An. Aha bomba. Eyvah. Kaç kaç. Şunu. Next. Ya next deyip hava atma. Zor zor vuruyoruz. Bomba mı? As! Nerede o teyze? Abi şuradan at. Ama şuradan atlamam lazım ya. Kendi öldürdü. Teyzeciğim neredesin sen? Dışarıda burada burayla hiçbir alakası yok. Yukarıda ha. Teyze var ya. Is dead.
Oh, bu oyundaki favori hareketim kes... Anam! Kesinlikle tekme. Damn it. Bıçak gitti şimdi. İçeride sağlam bir şey var. Çıkmaya çalışıyor galiba. Böyle bir yeri neden yapmışlar? Tekneyle açılacak mıyız? Dur bakalım, belli olur. Dinamitçi teyze orada. Kapı şurada. Kapıyı da. İyi, Allah'tan bol bol kurşun var değil mi? Allah bereket versin, çok güzel. Hiçbir yerde ben anahtar bulamadım mı? Hiçbir kasa yaşamadım. Çok özür dilerim dostlar, bir ısırık almam lazım. Harika. Çocuk. Abi kediler çok şımarık. Bu mesafeni öldürür mü? Harika, sürekli kurşun, sürekli kurşun, mükemmel. Photoshop yapmışlar kıza, soldaki. Kız çocuğu değil mi? Erkek mi? Bildiğin Photoshop. Ben de onu soracaktım. İyi adam mı, kötü adam mı? Kötü adam. Bu öldü mü? Tamam, orada bir şey var o zaman. Eyvah! Çocuk!
That hurts, you know. It seemed like you really wanted to talk. Bu adam gayet cool bir adamdı. Now, say, you got a smoke? You know those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. Hatırladın bunu. Yedik. First capture. Mükemmel. Tamam, CP'lerde biz welcome diyen adamla alışveriş yapacağız, değil mi? Okay. Ne istiyorum ben? Okay, complete the challenge can be used for purchase. Vitamin extra content. Okay. Back. Typewriter. Güzel. Birinci capture'ı bitirdik. Harika. Saatimiz kaç? Tamam, 2. Harika, mükemmel. O zaman kalkmam lazım. Capture bir bitti. Şimdi ben sarıldığı götüreyim. Yiyeyim hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra eve kaçalım. Capture 2'ye de yarın devam edelim. Anlaştık mı? Öyle yapalım. Aa, güzel. Sakallara bak. Yok, bıraksan herkes olur. Öyle şey değil yani. Aman aman, bir sakal yoktu. Gayet normal, sıradan bir sakal. Şu ayrını da bitirelim hemen. İçine kedi kılı kaçmadan. Ufaklık fena şımarmaya başladı. Yani acayip şekilde sesler çıkıyor. Bilmiyorum, o sesleri ben kulaklık olduğu için duymuyorum ama acayip acayip sesler çıkıyor sürekli. Umarım çok rahatsız olmamışsınızdır. Yapacak da bir şey yoktu zaten. Yani oyunu oynarken onları durdum. Ama artık şey düşündüm. Yani oyun oynamaya başlarken ben kendileri ufak bir yere mi? Hani şey mi yapsam? Anladınız mı siz? Yani ama kapanacak da bir yer yok ki. Burada her yer açık. Yani kapı yok. Bütün her taraf şey, böyle birbirine açılabilir. Sadece mutfak var ama mutfağı da koymam zaten onları. Onun dışında kapatamazsın dükkanı hiçbir yerde. Kapatacak mısın abi? Valla Ahmet, 2 dedik. 2'ye kadar. Anam, bu kedi fena. Çok fena. Çocuk. Gel, gel, seni uslu tutmanın en iyi yolu. Gel buraya. Gel. Gel, kandıracağım seni. Kucakta olunca şımarmıyorsun sen. Gel. Mikrofon hariç, mikrofon hariç. Okey, okey. Tamam dostlar, bugünlük bu kadar. Resident Evil 4 bence mükemmel. Bu arada hani ben Resident Evil'u Nintendo GameCube'de bitirdim. PlayStation 4'te yarıya kadar geldik. Ama açıkçası hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ya da bizim hatırladığımızın farklı dışında bir oyun yapmışlar. Grafikler efsane. Sanki yeni bir oyun oynuyormuşum gibi. Hani böyle karakterle az çok hatırlıyorum. Mesela o bağlı olan adamı hatırlıyorum, böyle karizmatik bir adam, bir odada geldiğini hatırlıyorum. O pederi görünce, bir devasa kel sakallı pederi de
Çağrıştırdı beni. Birden çağrıştırdı. Kel sakallı pederi görünce ha dedim, bu karakter burada da vardı. Tamam, güzel. Bence oyun güzel. Oyun devam edecek. Yarın Asya'yı alacağım muhtemelen. Eğer sorun çıkmazsa arabanın ruhsatını bulabilsem daha yarın Asya'yı alacağım. Asya'yla birlikte sinemaya gidinceye kadar biz yine Resident Evil 4'e erkenden başlayıp eğer Capture 2'yi bitirip 3'e doğru gider, 3'e geçersek ya da 2 ve 3'ü bitirirsek bence efsane. Ama şimdi ben yavaş oynuyorum. Öğreniyorum. Yavaş yavaş. Anladın? Benim yeteneğim bu kadar. Belki başka yayıncılar ne bileyim benim 2 saatte geçtiğim yeri onlar belki yarım saatte geçiyor olabilirler. Bilmiyorum. Onlar daha yetenekli. Onun için biz yavaş yavaş sindir ve devam edeceğiz. Problemimiz yok. Çocuk! Çocuk! Gel buraya. Gel. Gel. Bu beni bayağı dinliyor. Gel. Tamam, okey, kandıramadım. Fena. İyi gece herkese demiş Koray, teşekkür ederim. Dostlar, her şey çok teşekkür ederim. Bruce Wayne pizza için de teşekkür ederim. Birisini bitirdim neredeyse. Öbüründen de birazcık ısırıp yiyeceğim. 2 bardak da ayran içelim. Ondan sonra güzel bir uyku çekeriz. Yarına niyetli bir şekilde hazır olacağız tekrar. Her şey için çok teşekkür ederim. Oyun inanılmaz keyifli. Like'ımız kaç? 224. Aslında bir 250 olsa güzel olurdu. Böyle like atmayanlar bir atarsa hemen 250 like geçer diye düşünüyorum. Geçmese de canınız sağ olsun. Problem değil. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Hiçbir zaman like'a bakmadık zaten. Problem yok. Önemli olan eğlenmek, keyif almak. Ki ben keyif aldım bayağı. Oyun çok güzel ama şurada uzanarak oyun oynamak var ya, muah, mükemmel. Ama bir dahaki sefer şöyle yapacağım. Şu yayın cihazının bir anahtar Elgato'yu bağlayıp sehpaya koymam lazım. Oradan böylece yayınları değiştirebilirim. Kamera açılarını değiştirebilirim. Bir de ayakkabıları çıkartacağım. O şekilde uzanacağım. Bir de şura benim ayağımı acıttı. Onu düzeltirsem bence efsane. Şu an tam şey oldu ya. Hem ayakta hem dükkanın içinde hem de burada oyun yayını gayet güzel yani. Ama çok oyun oynamayacağız. Bir Modern Warfare 2, bir Resident Evil bitirince ondan sonra neyi bekleriz? Diablo biraz atarım. 6 Haziran daha çok var. Peki o zaman müsaadenizle ben yavaş yavaş kaçayım. Dükkanı hızlıca kapatacağım. Eve kaçacağım hemen oradan. Yoldayım muhtemelen. Ondan sonra hızlı bir uykuyla yarına hazır olmamız lazım. Dostlar kendinize çok çok dikkat edin. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Bruce Wayne tekrar pizza için teşekkür ederim. Canımsın, cebine bereket. Ve yavaş yavaş kaçıyoruz. Abi kendileri çiftleşme dönemi geldi. Almışlar. Ahmet biz otur şeyleri öyle şeyler falan. O kelimeleri kullanmayız biz burada. Bir dikkat edin. Burada chatte o evet dönemleri gelmiş olabilir ama o ikinci kelimeyi kullanmıyoruz. Dikkat et lütfen. Yani aramızda ufaklı arkadaşlar var. Bayanlar olabilir. Okey mi? O kelimeler çok çok önemlidir benim için. O tür kelimeleri kullanmıyoruz lütfen. Kedilerin birisi kısır bu arada. Diğeri de ya, zaten yavru. Ama zaten oynamayı seviyor bunlar. Sürekli kavga ediyor. Onda problem yok zaten. Peki, okeyler. Kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar dostlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Yarın tekrar, bugün bonus yayınımız vardı. Yarın tekrar normal yayını yapacağız. İftardan önce mi yaparım, sonra mı yaparım bilmiyorum. Yarın biraz plan karışık. Yarın bakacağız artık duruma göre. Ben kaçıyorum. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Çok fena koşuyor. Çok fena koşuyor. Çok güzel. Allah'tan gece dükkan dalmıyor. Okey. Kapattım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Çok fena koşuyor. Kapattım dostlar. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Allah şimdiden kabul etsin. Yarın iftarda önce veya sonra görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar dostlar. Allah'a emanet. Kapatıyorum. Kapattım. Hadi bakalım.